Bismillahirrahmanirrahim. Ee, i̇şte biz Yunus Üze'de bir etten kemikten meydana gelmiş varlığız. 1941'lerde doğumuyla ilgili anlatıyorum. Evet. Bolu'nun Seben kazasının Bıyıklar Köyü'nde dünyaya geldim. Bir dere köyüydü böyle. Şehire 7 kilometre bir mesafede. Ee, çok zorlu, sıkıntılı bir devremiz vardı. O zamanlar malum aileniz Cumhuriyet yeni kurulmuş. Devlet kendine yeni gelmeye başlamış. Halkla irtibat yeni başlamış işte. Bir baskı da vardı. İşte mesela jandarmadan çok fazla korkardı vatandaş, millet. Son derece korkardı. Hatta jandarma geliyordu. Bazen dağlara çıkan köylerden çıkanlar insanlara vardı. Biz o zamanlar işte tahsil çağı meselesi okul falan yoktu köylerde. Ancak köy imamıyla ilgili bağlantılar vardı. Biz de ilk gördüğümüz, bildiğimiz bu dini tedrisat düşüncesi olduğu için camiye devam ederek Kur'an öğrenmeye başladık. İlk okula, i̇lk okula gitmedik. Yoktu okul çünkü. Efendim, çocukluğum bayağı sıkıntılı geçti. Bu arada hem okur hem de çobanlık yapıyorduk. Yani kendi e, Davar diye kullanılan e, koyun ve keçi sürüsünden meydana gelen Davar deniyor biliyorsunuz. Davar çobanlığı yapıyorduk. E, korkuyorduk da küçüktüm. Ama mecburdum. E, yalnız bir şeyim vardı. Böyle okuma hevesliğim vardı. E, sesimi böyle uzatacak, ırışacak, yetişecek yere kadar bağırarak kendimi teselli etmeye, tatmin etmeye çalışırdım. Hatta köylüler der ki bu ya bu bir çocuk olacak ama Allah hayırdır falan de, derlermiş. Başka türlü de kullanıyorlardı ama biz öyle söyleyelim. Zaman geçti tabii. 11 yaşlarına falan geldim. Ben askere çağırdılar. 11 yaşında. Efendim bizim vilayet Bolu askerlik şubesi de Bolu'da kış böyle bir Kasım aylarıydı galiba. Benim doğumda kasım zaten. Aslında doğumun günde bildiğimiz yok. Köylerde bir tarihçi şey olmayınca yaşlı haddini doğduğu zaman bildirmiyorlar. Kayıda da geçmiyorlar. Sonra tahmin olarak söyleniyor. İşte şu doğdu, bu doğdu, bu yaşlıdır diyorlar. İşte bizim amcamla benim askerlik yaşım karışmış. Amcamı yerine beni çağırdılar. 12 saatlik bir yol. Köyden Bolu'ya gideceğiz. Kıştı hiç, hiç, unutmuyorum. Rahmetli babam beni aldı Bolu'ya askeri. Bundan anlatmak duyması yok değil mi? Bolu'ya gittik. Askerlik şubesine girdik. Babam çok falan sinirlenmişti. Sinirli de bir zattı. Alın da askeriniz dedi. Beni bir çocuktan edecektiniz dedi. Ya bu kadar yani basiresi o demek, bu kadar kör olur mu dedi. Albaydı galiba çok kızdı dedi. Ne münasebet dedi. Yaşı gelmiş ya. E, al yaşı dedi. Bu, bu değil, bu işte bunu demişsiniz dedi. Böyle. Orada işte halimizi görecek, geriye çevirdiler. Babam bana bir pantolon almış, hiç unutmuyorum. İlk defa bir pantolon giyiyorum. O, o, zamana kadar e, bezlerden örülen dollar vardı bizim. Bilmem şey bilir misiniz? E, i̇şte bir pijama tipi. Onları giyiyorduk. Küçük Bir de e, yün örümüyle yapan şalvar tipleri vardı. Ama eskimeyi olarak bir pantolon o zaman giymiştim. Demek ki 11 yaşlarında filandım o zaman. Bu heyecanı hiç unutmam. İkincisi, babam askerken daha evvel ben maviyi çok severim. Annem bir mavi gömlek almak gelmişti boldan Onu giydim, pazara giderken dört defa düştüm hani bakarken şöyle etkama. Ya <laughs> ilk defa giyiyorum ya onun için ilk, ilk sevindiğim elbise onlardı benim ve gördüğüm ilk nimet onlardı. Ondan sonra e, benim şehre yakın köyden de annem Solaklar diye Köy'de bir köyden çok nefis bir anne annem vardı benim çok Halim Selim mütedeyyin. fakir ama çok şahavetli. Mesela pişirdiği çorba Ocaktayken cami yakındı. Eskiden daha köylerden pazara bir akşam, bir akşam evvel gelinir. Köylerde misafir Ertesi gün pazara gelirdi. Camilere böyle konaklama yerleri vardı. Evler, odalar. Oraya bir misafir geldim. Hemen çorba alıp ona götürürdü. Anneanne. E kendimiz zor yer geçiniyoruz. Olsun misafir oğlum. Onu yiyeceği, içeceği, yapacağı şey yok derdi. Böyle bir anneciğim, anneanneciğim vardı. Annem de böyleydi. Sonra öyle. Mesela şehre geldik 1954'lerde Sebene. Babam aşçıydı. Askerden öğrendiği aşçılıkla. İşte ben de daha yeni yeni okuyorum. Hafızlığa başlamışım. 4-5 sayfada gidiyorum. Ee, yeni yazı da öğreniyorum ama. Okula gitmiyorum. İşte Latinceyi de öğrenmeye çalışıyoruz. Efendim. 54'lerde biz Sebene'de bir ev yaptık tabii. Efendim. Oraya yerleştikten sonra ee, beni herkes böyle kucaklamaya çalışıyor. Güzel okuyoruz, ses güzel. Güzel okuyor değil, güzel ses var yani. Sela vermeye, ezan okumaya herkes çağırıyor, koşuşturuyor. Netice itibariyle beni sağdan soldan işte genç genç de olsam illa köyümüze bir imam dur. Biz, biz çocuğuz da aslında. Şimdi. Fakat bizzat dedi ki bu köylerde heder olur. Bu çocukta bir cevher var. Bunu buralarda dedi, heder etmeyelim. Sen bana ver dedi. Babama durmuş, durmuş sen bunu bana ver. Bir de 50 gayme ver dedi. Hiç unutmuyorum. 50 gaymeyi aldık. O zaman kamyonun şoförmeni oturtturdular. Bir uyandım. Üsküdar İskele Camii'mi sonra da öğrendim. Orada gözlerimi açtım. Karşıya geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Heyecan başladı. Vapurla geçtik ama onu bana sor yani. Neyse, vapurla geçtikten sonra Eminönü'ne geldik. Orası Haldi. Çok güzel İstanbul o zaman. Yani 750 bin nüfusuyla işte okuduğu zaman. Çünkü yeni yeni öğrenemiyorum şeyleri. Heyecanla da okuyorum falan. Efendim orada bana o zat, Allah rahmet eylesin, Hacı Mehmet Efendi. Bir salkım üzüm, salkım diyor ya üzüm, bir francalı ekmekmiş hala o koku yok. Yani öyle bir ekmek mümkün değil. Efendim Zeyre'ye çıkarken Gülen Mehmet Efendi Hazretleri'ne getirecek beni. Orada bir yemek yemiştim. Hiç onu unutmuyorum tadını. Hala o tadı bulamadım yani. Yediniz. Hayır. Aldığı ekmek ve üzüm. Hı, evet. O ekmeğin o francalı diyorlar o zaman da bir Mis gibi kokardı. Sonra Gönendim Efendi Hazretleri'ne müracaat etti, geldi. Beni kabul etti. Orada Kilise Camii vardı. Zeyrek. Zeyrek'te. İki sene orada kaldım. 1954'te 52'de geldim. 1954'te Fatih Camii'nde hafızım. Cemiyet oldu. Ondan sonra ben biraz ayrıldım. Ee, başı boş kaldı. İmam Hatip Yeni akılmıştı. açılmıştı o zaman. Vefa'daydı ee, o zaman şey. İmam Hatip Okulu. Fakat ilkokul olmadığı için girememiştim. Bu imtihanı da vermek işimi zoruma gitti. Ee, o zaman da mevlitçilik çok güzel öyle meydana çıkmıştı. Sesin güzelliğiyle biz mevlitçiliğe kendimizi verdik. Sağda solda mevlit okuyoruz. Mevlit'e götürüp getiriyorlar falan. 3-5 kuruşla kazanıyoruz. O çevreyi işte bu sesinin verdiği nimetle edinmiştim. Her duyan gelip bana iltifat ediyordu. Hatta evini alıp mukabele mukabele okutmak isteyen. Hiç unutmuyorum bak 50 sene at, Fatma diye bir hanımefendi. Hala evinin yeri orası gözümün önündedir. Bir de orada bir enteresan şeyim vardı. Ben lokma, tat lokması ilk defa orada yedim böyle. Ee, akşam iftarda yemek yerken kızı vardı seni gibi narin bir kızacağız. <laughs> Ondan nişanlıydı. Ben şimdi çatalı batırım ne bileyim ben onu yumuşak yapacağım. Sert bir şey o bir fırlatı eniştenin alnına tak diye vurunca hiç unutmam bu tellemiştim çok. <laughs> çok gülüşmüştük yani. ilk defa yediğim bir lokmaydı o. Efendim 50 sene, daha 60 sene evvel okuduğum Fatma Hanım. Ama Allah iki canı sağ Çok nefis hanımefendiydi. Ondan sonra bir bakkal vardı bizim Alışveriş ettiğimiz Karadeniz'di. Onlar çok güzel bize iltifat ederlerdi. İşte o vesileyle yelpaze genişledik böyle. Sonra cemiyetten sonra ben ilk defa 54'te bir mukabele, hani gidiyorlar ya namazdan hocalığı yapmaya. Baştan şunu unuttum affedersiniz. Ben askerlik şubesine gittiğim zaman yaşımın ne olduğunu bilemiyorsun. 11-10 civarındaydı. Sonra mahkeme kararıyla 11 yaş olarak 1 Kasım 1941 adıyla böyle bir ünvan aldım. Yaşımı öyle öğrendim yani. Ondan sonra gelelim aynı yere. O boşlukta bir gittim mukabeleye, bize kazasana bu bu kökleri bize var ya. Bize de işte herkes yerini bulmuştu. Ama bir aile bana sahip çıktı. Herkes de benim okuşumu, herkes beni dinlemek istiyordu. Ramazan'ı orada geçirdik. Bir kat elbise 50 lira para almıştım, hiç unutmuyorum. Ramazan hediyesi olarak. Oradan geldim, hocafenden ayrıldım. Gönlümden. Bir ters düştük, neyse şöyle olmuştu. Bir sinemaya gitmiş ki Şehzade başında efendim. O zaman ...Şehzadebaşı oralar biraz sakin yerlerdi. Arkadan bir tutudu baktım ki Hoca Efendi peşimizde. Bizi Şehzadebaşı camisinin içine aldı. Bir daha yaparsanız sizi asarım, keserim, döverim dedi. Birer tokat vurdu bize. Biz ondan sonra şey üzüldük ya kursa gitmedik. Gitmediğin Hasköy'de bir arkadaşım vardı müezzinlik yapan. Ya gel, gel bana yardımcı olursun dedi. Hasköy'e başladık. 954'te Hasköy muhitine geldik Fatih'ten sonra. Çırçır beldesinden Fatih'e geçtik. Şimdi Hasköy'e geçtik. Hasköy'de çok bir polis vefat etmişti. Onun duasına gittim. Aile beni evine aldı. 6 sene biz o aileyle beraber bir hayat yaşadık. Bu arada 1954'te benim tasavvuf hocam yani bugün bu sahada ödül almamada sebep ve vesile olan tasavvuf hocamı tanıdım. 1954'te Kasımpaşa Camii'nde mevlid var. Kimler yok o zaman? Esat Gerede rahmetli. Mecit Sesigür. Adalı Ahmet Efendi. İşte Sebirci Merhum. Yani o gün kalburüstü bütün aklımda olanlar bunlar. Harika okuyorlar ama. Cemaat aşk, feryat, figan, Allah. Çok büyük heveslendim ben de böyle olabilir miyim diye. E, Muzaffer Hanım diye birisi vardı. Külhan Bey, Kabadayı, Hasgörlü. Efendim elimden tuttu bir gün bir ona götür. Bunu yetişir, bunu adam et dedi. Beni bir dinledi, tamam düzen bana gel dedi her şey Semerhan merhum, o tekke ve zaviyelerin Efendim e, şeyi zaviye başı ne diyorlar Zakir başı Zikir hadisesinde onları heyecanlandıran zevke işte daha çok tasavvuf havanın içinde bölünderen Allah dedirten kişi müthiş okuyor ve tekke ağzıyla okuyor ve tekke sözlerine uygun olarak okuyor o zaman bu Rufayi Şişhane'de Rufayi Tekkesi var, Muhittin Efendi Hazretleri var. Ensari, Muhiddin Ensari. Onunla tanıştım Sebeci Baba'yla. Bunları anlar bir mahsur yok değil mi? Efendim her çarşamba günü gel bana dedi. Çok güzel bir fasulye pişirdi hanımı. Çarşamba günler böyle iple çekerdim fasulye yemek için. Dertten daha çok. Çünkü yalnızdım. Ee, o hanımın yanında kalıyordum ama tabii istediğim gibi yaşama tarzım olmuyordu. Netice itibariyle her çarşamba bugün geri fasulye yer dersi alır giderdik. Sonra tekkeye başladık. Bu 21 sene devam etti. Uzat Ali ile. Bir askere gittim geldim, ayrıldım o kadar oldu. 21 sene içerisinde çantasını taşıdım. Tasavvuf biliyorsunuz peygamber hayatıdır aleyhissalatü vesselamın. Onun yapmış olduğu nafile ibadetlerin özetidir tasavvuf. Değil mi benim? Yani şeriatın, farziyetin yapılması muhakkak gerekli olanların yükümlülüklerin dışında bir de bu işin güzelliklerini yaşamak, kendine işte bir ihlaslı, muhabbetli Allah ile peygamber sevgini taşıma, zevkini yaşamak için tasavvuf ilmini almaya başladık efendim. Ve bunda da çok mutlu oldum. Hayatım çok değişti. İnsanlara bakışım farklı oldu. İnsanlarla diyaloğum fazla farklı oldu. O günden bugüne kimseyle kavga etmedim dersen yeri vardır. Hiç kimseye şöyle taciz edecek ağır laf söylememiştim. Ağır laf da işitmedim elhamdülillah. Çünkü mukabil değil, mukabele göreyim. Değil mi efendim? Ondan sonra bu 21 sene bu işin üzerine devam ettik. 21 sene sonra efendi ve hakka yürüdü. Hatta bu rahmetli Muharrem Aslan Türk vardı bu Aksaray Valide İmamı. Benim gençlikte Hasköv'de Hasköy'de İlyas Banlı Hoca'dan Arapça okurken beraber olduğumuz bir arkadaş efendim İlyas isminde bir arkadaştı. Kendisi İzmit de yerleşmişti. Geldi bir gün dedi ki ya benim bir arkadaşım Karasu'da elektrik mühendisi arkadaşım elektrik çarptı şehit oldu dedi. Bizi çok üzdü yani o çok üzüldü. Sizi dedi evde çağırıyoruz dedi. Biz Karasu'ya gittik Muharrem Efendi ile. Elektrikle de sönük. İşte mevlüt okuyacağız. Okuduk gece tam yatmaya gideceğiz. Bana bir haber geldi ter şeyle, telefonla. Celal Yılmaz Hoca'nın babası babat. Ben babam 68'de vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Ama biz baba oğul gibiydik. Sözüyle. O zaten oğlum derdi. Çok nazik bir beyefendiydi. İstanbul beyefendisi. Burada doğmuş, büyümüş. Osmanlı yaşamış. Şam'da yaşamış. Aynı zamanda Seyit. Efendim. Gelir bizde misafir olur. Sabahleyin çayı kendini yapar. Içer, bardakları yıkar, çeker gider. Böyle bir nazik insan. <laughs> Celal Hoca'nın babası babası hemen anladım size bir Nasıl olmuş? Son döneminde bir daire almıştı Aziz Mahmut Hüdayazlar'ın semtinden. Biraz yokuş orası. Evde vefat etse on gün belki kimse hani bir iş olmasa arayıp sormayacağız. Kapıda vefat ediyor. Keramettir bu. Kapıya giderken kalp enfarktüs geçirmiş. Orada vefat etmiş. Efendim İyi ki o da vefat etmiş. İçeride ölse kimsenin haber olmayacaktı. Hemen numuneye kaldırmışlar. Biz gece geldik. Yarısında sabaha doğru geldim numune hastanesine. Tabi durabilir miydi artık orada? Parmağı böyle şehadetle gördüm şeyi. Rahmetli Adem Erim Hoca da yanındaydı. O da onun severdi çok. İkimiz yıkadık Hoca Efendi Hazretleri'ni. Muzaffer Hoca Ozak Hazretleri onu Tekbirlerle, tehlillerle, tevhidlerle bir efendim daha evvel geçmiş olan e, İstanbul e, kültüründe geçen cenaze merasimleri vardır. Onlar nasıldır? Tekbirler söylenir, hafızlar kol kola tutuşur, salavat getirir, la ilahe illallah diye tevhid çekilir. Hep beraber Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem denir, arkadan güzel sesli, muhrik sesli, güçlü sesli bir hafız efendi mersi okur. Bu dünya faniyedir, burada kimse kalmaz diye böyle işte sakın aldanma Hülya'ya hep gelenler geçer o ederler Mevla'ya işte efendim şimdi başlar Allah Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Hep beraber on kişi böyle söyler arkadan. O ses. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan ey uykusu, çok gözlerim uykudan uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Bu dünya fanidir, burada kalırmaz. Hem sonu bir andır murad alınmaz. Kafile kalkarsa geri dönülmez. Kervan başı uçtu haberin var mı? La ilahe illallah la, diye böyle hep beraber yine başlarlar. Bilmem nasıl bir şey oluyor. Evet. Bu şekilde cenazeyi inşallah tebşir ederler, tevdi ederler. Hatta Sefer Efendi merhum vefatında aynı şeyi yaptık bu Karagümrük'te. Ben şey okudum işte efendim Uyan be hey gafil ha bu gafletten ömrün geldi geçti haberin var mı diye başlamıştım. Ölenin oğlu demiş ki Sefer Efendi'ye vallahi demiş yani işte sandukaya kendim gireceğim geldi zannettim. Bu kadar bir tepki, bir uğurlama olur mu demiş ya. Ama işte cenazeyi böyle sevdireceksiniz. Düğün gecesi diyor ya Mevlana eğer düğün gecesine böyle gidersek kimse sıkıntı çeker mi? Huzursuz olur mu? Ama şimdi adam cenaze omuzuyor, arabaya koyuyorsun, sigara ağzında. Kaça aldın, kaça sattın, şunun önüne. Herkes kendi hayatını konuşuyor. Hiçbir şekilde cenaze peşinde benim de halim ne olacak, yarın ben de buraya geleceğim düşüncesi duymadım ben şimdiye kadar. Kabe'ye gidiyorsun, ezan okuyor, herkes lak 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 ediyor. Ezan dinlemiyor. Geçen akşam bir düğün vardı arkadaşımızın. Orada Hoca Efendi'nin bir Kur'an-ı Kerim okudu. Tayyar aldı kuyaş orada dedi yanımda. Dedi ki uygun mu Celal Hoca dedi bu sofra, bu cemaat, bu Kur'an'a? Değil dedi herkes. Çünkü dekolda giyinmiş. Herkes konuşuyor değil mi? Kur'an'ın sofrası. Ben de dedim ki ya hoca bu millet Kur'an'la ne zaman barışacak dedi. Biz bu Kur'an'a dargınız ya. Çünkü arkamız dönüp gidiyoruz. Olmaz. Biz Kur'an'a dönmeden, Kur'an'la barışmadan başımıza bizim felaketten başka bir şey gelmez. Bir araya gelemeyiz. Bizi bütünleştiren, birleştiren Kur'an'dır. Neyse dönelim biz konumuza. 54'ten sonra biz Hasköy'den gelip giderken tekkeye intisap ettik. Girdik. İntisabım bir tarikat e, mensubiyeti değil. Sadece hocamdan öğrendiğim zakirliği yürütmek için ve öğrenmek için çalışıyordum. Tabi Rufay Tekkesi'ne. Yıllarca buraya devam ettim. Arada bir cerrahilere giderdim. O şakiler daha öyle şey halde değildi. Öyle çalışır halde değildi. Bir de Kadiriler yok. Şurada Kadiri Tekkesi var. O da on Muharrem'de filan böyle e, efendim işte aşure çıkartılırdı şu bu falan. Onları giderdik. Onlar zannediyorum ee, evet cerrahiler Muharrem şu seferin ilk haftası çıkardılar. Onlar da çıkardılar. Evet. Öyle aşure günlerine giderdik. Eskiden tekke ve zaviyelerin şeyhleri birbirine gelip giderdi. Mülaki olurlardı. Mesela Muzaffer Efendi Rufayi'lere gelirdi grubuyla. Rufayi şehide ona meydana verirdi. Zikri o yaptırırdı. Böyle birbirine iltifat ederlerdi böyle ünsel kuralı. Şimdi herkes ağ kesilmiş. Kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimseye gitmiyor. Ben daha üstünüm. Müride sor benim şeyim. Ya, ya anladık da yani. Herkesin kendine göre bir frekansı var. İlla herkesin sana gelmesi mümkün mü yani? Tutturuyorlar. işte Celal Hoca bize intisap etse. İşte Rufay öyle diyor. Kadir'i öyle diyor. Uşak'ı cerrahi. Kardeşim ben arayayım dedim. Ben bal yapmak için çiçek arıyorum. Her çiçekten bir nimet koparıp bir bal yapmaya çalışıyorum. O zaman benim bana göre her tarikat bir çiçektir. Değil mi efendim? Hepsinden aynı zevki almaya çalışıyorum. Allah da bunu devam ettirsin inşallah. Efendim. 1975'te Hoca Efendi vefat ettikten sonra biz yalnız kaldık. Bu sefer iş bize yüklendi. Dediler ki sen bu işi yürüteceksin. He, 1967'de Konya'ya götürdü beni sevgili Evladımla geliyorum diye. Trene bindik. Trende enteresan. Şimdi yeni bir bestesi vardı. Efendim. Ben bu aşkın mecnunuyum. Haybedim baba sultanım. Rasulün aşkına yandım Aşkın şerabına kandım şem pervadeye döndüm Hay benim Baba Sultanım Bir baktık ki diğer kompartımanlar camı kıracaklar. Açın biz de girelim diye. Biz biraz yüksek sesi yapmışız. Diğer kompartımanlar duymuş bunu. Allah açtık ya işte bir başladı muhabbet. Kimisi Antalyalı şey pardon e, Afyonlu kimisi Eskişehirli. Biz de işte yeni geçiyoruz Eskişehir'e. Kimisi işte Spartalı filan. Adres ya dön işte bize uğrasanız, biz bize misafir olsanız. Böyle bir hoş yolculuk yaptık. Ee, 75, 15 sene Sebeci Sem Sünnet diye Konya'ya gidip geldim. Her bizimle şöyle bir arız dışında o ayrı bir konu. O Mevlevilere ait bir konu diye. Bizim orada bir Nuri Baba vardı. Hacı Nuri Efendi. Ya. Allah şefaatine ailesin. Çok enteresan bir adamdı. Bu adam böyle bir teslimiyeti var ki iki oğlu tarafı kızarsın vefat etti bu zaten. Feryadı figan edenlere Allah'a teşekkür edip iki rekat namaz kılalım diyen adam. Acının içinde. E bu çünkü bir velinin dediği gibi malum haliniz. Hiç gülmezmiş de bir gün oğlu vefat etmiş gülümsemiş. Herkes şaşırmış. Demişler ki yahu sen hiç gülmezdin. Bugün mütebessim bir halim var. Nedir? E nasıl olmasın? Rabbim beni adam kul bildi, muhatap tuttu. Alışveriş bu yap benden diyor. Oğlum evet. işte böyle bir hava içinde iki oğluna iki reket namaz kılalım. Gelip Rabbimize hem şükür edelim dedi. Diyen bir adam. Beni çok duygulanırmıştı. Hala torunu bizimle görüşürüz yani. Ee, birkaç ay evvel de oğlu geldi gitti buraya. Allah selamet versin. Şimdi enteresan. Oğlu Süleyman Ateş'e bağlı. <laughs> Süleyman Ateş'i okutan da onlar aslında. Eski Diyanet Sesi. Babasını tanıyor işte. Hani, demiş ya, Şeyh'im bana bir dünya gibi evliya göster demiş. Mürit. Ya sen adam kendi şeyhine <laughs> yani bir saygısızlık değil mi bu? Demek ki, değil mi? Adam bu kadar hazırsız işte görgüsüz diyelim. Kendini bilmeyen tabii. O da bakmış bakmış. Oğlum bir karpuz Ahmet var git sor demiş. Ondan bir gelişmiş. Gelmiş selamun selam. Karpuzlar nasıl? Kan gibi. Çart bu kabak demiş. Çart kabak. Dokuz tane karpuz yaralamış böyle. Zaten alacak değil mi? Almazsan alma demiş de yavuz. Dönmüş ne yaptın dedi. Ya, dokuz tane karpuzu bıçakladım. Gık demedi demiş. Hiç kızmadı. İyi ama benim pek hoşuma gitmedi demiş. Bu kadar da sükunet olmaz demiş yani malıya. Bir de de bir Yakup'a git demiş. Yakup'a gitmiş. Kübü kapmış tam vuracak. Sağlam mı küpler diyecek. Tutmuş. Ulan demiş ben Karpucu Ahmet değilim. Ananın belerim demiş. Affedersin. Anasını mi? Bunu takdir vurup kırar. Çünkü ben. Demiş ki şeyhine hangisi farklı efendim? Küpçü. O hem tasavvufu hem de şeriatı koruyor. Hakkına kasbet. Öteki demiş zamanlı. <laughs> Sadece tasavvufu havalesinde kalmış. Ama bu neye benzer biliyorsunuz? Peygamber Efendimiz'in ee, i̇şte bir mescidi birinin bedeviri gelip bevletmesi var ya meşhur. Herkes kıyamet koparıyor. İşte asacak, gezecek, neyse dövecekler. Allah Rasulü buyuruyor ki, ya nedir bu? Efendim işte bu densiz ve terbiyesiz adam camide bu çirkinliği yaptı. Ya bir kova suyun temizleyeceği için şey, niçin ha, çirkinleştiriyorsunuz ya peygamber? Şu güzelliğe bak diyeyim. O zatı kavgadan, dövüşten, dövmekten, dövülmekten kurtarıyor. Efendim, Allah razı olsun senden diyor, kurtulan. Allah hepimizden yok onlardan razı olmasın, ondan benim <laughs> kavam parçalayacaktı diyor. Şimdi peygamber havası başka. Çünkü tasavvuf peygamber yaşantısıdır. Kızgınlık olmaz, tevir olmaz. Hele diline sahip çıkacaksın. Ve Alevi'nin eline bellen meselesinden öte, diline sahip çıkacaksın. Dil her şeyi hallediyor. Allah dilimizi korumayı nasip etsin inşallah. Kendi arzu isteği dışında konuşturmasın inşallah. Efendim bu şekilde işte yetmiş beşe yürüyünce iş bize kaldı. Ondan bugüne yaşatmaya uğraşıyoruz. Benim çocukluğum çok enteresan geçti Ayşe'ciğim. Çocukluğumda çalıştık. Yolda çalıştık, belde çalıştık. Para kazanacaktık, çok sıkıntılar yaşıyoruz. Benim anamdan babamdan Allah razı olsun... Bu sıkıntının içerisinde bunu seçmesi, bizi bu yola sevk etmesi, benim de bu yolda devam etmem, elhamdülillah onların eseridir. Allah onların nur içine yatırsın inşallah. Çocukluğumuz işte dediğim gibi bunlardan su taşımak, anneciğime babacığıma elimden gücüm yettiği kadar yardımcı olmak. Eskiden eski yaşlılar mesela bizim öğrendiğimiz, bildiğimiz gördüklerimiz yaşlıların yanında gençler durmaz. Onların yanında durmak, bakmak onlara göre ayıptır. Saygısızlıktır. Birine arkadan seslenip bağırmak yasaktır. Ayıptır. Ve kabalıktır. Efendim yüksek sesle konuşmak anne babanın da ayıptır. O zamanlar böyleydi. Efendim anne baba ne derse yapmak bize bir görevdi. Onlara hayır demek mümkün değildi. Çünkü yapmam gerekeni söylüyorlardı onlar. Onun için aslında bu sonradan öğrenim dini terbiye bunlar. Demek ki o gün e, okuma yazma bilinmese de ümmi de olsalar bir fıtri bir şey var. Bir kay, yapı var. Veya bir yer, gelenek var bir yerden. Daha evvelki kuşaklardan öğrendiklerini o güne kadar yansıtmadan getirmişler. O güne kadar dağıtmadan getirmişler o hava halen devam ederdi. Dinen mesela Efendi buyuruyor ki arkadan birini sesle bağırıp onun işini yani geriye çeviremezsin diyor. Eğer işin acilse koşarak önüne geçip selam verip arz edeceksin. Arkadan bağırmak çok kabalıktır diyor. Yaşlı birini süratle geçme. Ah gidi geçti derse hakkını kasbetmiş olur. Üzersin günaha girersin. Onun için biz bu terbiyeyi o zaman onlardan almıştık. Büyüklerin yanında konuşma. Büyüklere karşı ses sesle konuşma. Arkadan birine bağırma. İhtiyarı süratle geçme. Bize mesela yaşlılar geldiği zaman, ihtiyar geldiği zaman veya misafir geldiği zaman laptı eve giremez. Kapıda bekleriz, gir ellese gideriz. Ben böyle bu. Öyle yaşadık. Allah onlardan razı olsun. Efendim köy hocası bize ders verirken Allah rahmet eylesin Mehmet Efendi. Bunların inceliklerini anlatmıştı. Nereden öğrendiğini bilemiyoruz tabii. Ondan evvelki bir kuşak. Çocukluğumda bir hatıram var anlatayım. Bizim yaylalar var. Halen de beklerim inşallah bizim Köroğlu, Efendim Kartal kendi bile bir yerimiz var. Hanım böyle çok seviyor. Üç ay yazın duruyoruz orada. O zaman çanta evleri var böyle ilkel evler. Üstten yağmur damlar yatar. böyle yanlardan rüzgarlar girer. Öyle yayla evleri vardı. İşte o evlerde yaşarken Ayman Yaylası bu Ankara'ya ait bir şeydir. Efendim beldedir. Bizim oraya neyse nasılsa bir yer almışlar daha geçmişte. Efendim. Orada bir Aymanlı hafız diye bir hoca efendi vardı. Bizi oraya götürdüler okuyup diye. Arada da 5 kilometre falan var. Gidip geliyoruz yani. Bizi götüren köyün ağası İlyas efendi. ile beraber önemli kişiyiz. iyi okuyoruz yani. Hele beni çok seviyorlar yani. Biraz ciddak sessiz ya. Şimdi bizi Ayman'a gidip gelirken bıktık. Çocukluk değil mi? Yürüyerek gidiyoruz. Bir gün dedi ki kaçalım biz yaylardan nereye? köye gideceğiz. Köyde de nene, büyük babaannemiz falan da şey. Ve annem var baba yaylada annemle. Onlar da niye geldi ne kızarlar bize diyoruz ama bundan bu kurtulalım dedik yani. Dededen de bu kurtulalım. O günkü saygıyı anlatmak için bunu anlatıyorum. Şimdi biz ikimiz kaçtık. Yayla yarısı yani bizim 6 saattir 3 saatlik yere geldik. Arkamızda o bize dede gelmiş atıyla Bize o atla gelmiş. Geri gidiyorsunuz ayaklarımız çok affedersiniz. Ayaklarımızın bağırsızdı korkudan. Benim dedem değil, babam değil yani ama saygı vardı. Bizi atın arkasına bağladı. İkimizi yayla döndü. Üç saat gene yürüttü. Geldi. Yayla da ahıra bizi bağladı ikimizi. Şimdi rahmetli babaanneciğim çok severdi. İlyas efendi söz çocukları açtırıyor. Hassız gebersin karınacılar. Yanlış yapmasınlar, biz onları Kur'an yoluna gönderiyoruz. Onlar havayı yaşıyor, layıktır, karışma et. Ya kimse bir şey diyemiyor. Bizi bir gece ahırda yatırttı ceza olarak. Bugünkü çocuğu yaptırabilir misiniz onu siz? Bugün aile bunu kabul eder mi? İşte biz böyle bir toplumdan geldik saygı hürmet. Yaptığı doğruyu düşünüyor onun. Bizim iyiliğimiz için uğraşıyor. Allah rahmet eylesin. Böyle bir de hatıram var yani hiç unutma onu. Vallahi işte onların gönül muhabbeti. Çünkü bize yakın köyde bir hoca efendi vardı. Hafız Bayram diye Allah rahmet eylesin. Onun kız kardeşi bize gelindi oraya geldi bir gün böyle Velleyli leyli izâ diye bir süre var. Orayı okumuşu çok hoşuma gitmişti. İçimden ya Rabbi ben de acaba böyle okuyabilir miyim? Böyle bir imkan da bana nasip olur mu diye. O anki düşüncem çocuk cahilimden. Bunu derken babama dedim ki ben de babama doğru valla olur dedi. Olur. Ama çok sıkıntılıyız. Geçim darlığı var. Bizim tahıl kalkıyor, e, altay yetişiyor, buğday. Ondan sonra çalışmak durumundayız. Bir yerden iş bulup kazanç temin etmek durumundayız. Çünkü önümüzdeki altayı yetiştirecek bir imkanımız olacak. İşte keçi besliyoruz, koyun besliyoruz, sığır besliyoruz. Ondan sütünden, yoğurdundan, efendim tipsiyinden, yününden istifade etmeye çalışıyoruz. E, bir de pirinç ekerdik biz eskiden bizde olurdu güzel pelecimiz. Sulak mıydı köyümüz? Evet. Köyümüz sulak. Sulak köyünün biraz yarım saatlik bir yerde sulak yerimiz vardı. Ama çok düzde nehir kenarındaydı. Biz daha değil yani yamaçlarda. O zaman o köyü işte araziyi kazanmak için dağlara yapmışlar herhalde. Efendim? O yarım saat indiğimiz aşağıdaki yerde çeltik yapardık pirinç. Onları satarak geçinirdik. Sonra babam askere gitti. Ben e, aklım eriyor. Askerden geldi, babam izine gelmişti. Çok büyük bir hastalık geçirdi. Ona bizi katılama derlerdi. Böyle zatürre gibi bir şey. Ee, i̇şte ölüyor dediler. Çok da delikanlı bir adamdı babam. Cesur bir arkadaş. Insandı. Birisi dedi ki bir genç düve derisini ona sarın düzelir dediler. Hiç unutmuyorum onu. Genç bir inek şeyi kesildi deve döve diyoruz onunla biz. Onun derisini babama sardılar. O bütün zehri almış. Bir günde dirildi babam. Herkesin öldü diye baktı. O anda o deriyle işte o, o, günkü şartlarda doktor öydü yaşlı bir insanların gördükleri düşündükleri uydu. Öyle bir hayat bulmuştu babam. Ondan sonra açlık yapmış askerde. Kendini sevene bizim kazaya gelmeye, işte küçük kardeşiyle de bir evlenme konusunda anlaşamadılar. Babam o kızı istemedi. Amcam da o kızı sevdi. Kız da onu sevdi. Ee, şimdi amcam vazgeçmeyince ben dedi bu aileden kız almam dedi. Alırsan ayrılırım dedi. İşte bir merkebini aldı, tandırını. Bir kat yatak doğu gitti kazaya işte. Orada bir dükkan açtı. Lokanta çalıştırmaya başladı. O vesileyle anam çok sadık bir insandı. Çok ehli hizmet idi. Çok saygılıydı. Eşi ne derse ne yapması gerekirse onu yapardı. Ve anam kasa yani. Bu kazanın ona teslim ederdi. Biz de aynısını yapacağız. <laughs> Bizim bir dağıtıyor <laughs> Efendim. İşte o şekilde bir arsa almıştı. Oraya bir bina yaptık. Efendim. Babam sonra Şeker hastası, o zaman bilmiyorduk biz bunu. Bel fıtığı idi. Mesela evin damına ayaklarından asıyorduk. Öyle yerine gelir demişler. Ona yaptırıyorduk. Böyle acayip şeyler. Neticede babam bel fıtığı oldu. Şok oldu. Konuşamaz hale geldi. Burada doktorlara götürdük falan filan. Neyse. Hatta bu psikiyatri doktoru şeye gitti. Bakırköy. Bakırköy. Oradaki başhekim dedi ki sen ne iş yapıyorsun? O dedi ki sen daha iyi anlarsın hocam dedi. Babana bizi hiçbir şey yapamayız. Babam bu şekilde ölür dedi. Ama babam da hastanede yatmak istiyor. Burada dedi bir kimse bakmaz gene evde bakar şu yapar bu yapar diye. Babamızı annemize ve gönderdik velhasıl uzatmayalım. Anam iki sene anacığımın babam divanda o yattı. Onun için Anam olmasaydı biz babamın hakkını ödeyemezdik, karşılayamazdık. Onun gönlünü alamazdık, yapamazdık. Hep o korkum vardı. Anam hep dua etti Rabbim ömür versin demek için diye. Anacığım iki sene hatta bir, bir gün dedi ki babam bana kızdı dedi. Vuracak beni göremiyor dedi. Ben elini tuttuğum yüzüm burada diye gösterdim dedi. Böyle bir hanımefendiydi yani. Gelene geçene işte evinde bir çorba, ekmek varsa muhakkak yedirirdi, Muhakkak. Böyle bir hanımefendiydi. Onun bereketiyle biz ayaktayız. Ona inanıyorum yani Allah razı olsun. Babamın duasıyla. Babam bana buradan hastayken gönderdiğimiz zaman annemle beraber. O zaman Taksim'den, Şişhane'den otobüsler geçiyordu böyle. Bindirdik yanındaydım. Baba bana hakkını helal eder misin dedim. Çünkü hizmetini yapamıyorum yanında değilim dedim. bu da ölmüşüm haşa ölmek gibi değil ama benim için en büyük onurdu. Dedi ki oğlum bak fakiriz sıkıntımız var. Şu Taksim abidesinin örtüsüne yığınla altın koysalar. Seni de bir tarafa koysalar. Tercihim sensin dedi. Allah rahmet eylesin. Böyle bir de ilahi hikmeti iltifatını aldık. Allah rahmet eylesin. Gençliğimiz çok zor geçti Ayşe'cim, sıkıntılı geçti. Yol, yak yol yakımında çalıştım, üç lira yevmiye. İstanbul'a geldiğim zaman izine gidiyorum bilen, orada arada babama destek oluyorum. Babam bir yer açmıştı, ayrı bir lokanda böyle e, biraz havai bir yerdi. Birader bizim, Allah, ortanca kardeşimiz vardı. Vefat etti sene evvel, Allah rahmet eylesin. Bir de küçük kardeşim var şimdi. Bank Sen'de Başkanı Turgut Yılmaz. O da Turgut çocuk daha. O biraz havai olduğu için mesela <laughs> rahmetli babam şeker parası veriyormuş. Gidip yazdırıyor <laughs> parayı kendi işte kullanacak. Diyormuş ki ya paraları paralı bir hesap et. Ya sana para verdik ya. Bana kimse para vermedi. Böyle bir iki bir dükkanda iflas etme durumuna getirildi. Sonra uzun şeyler sıkıntılar devam etti. askerim. Şimdi burada askerlik şubesindeyim, şube yazısıyım. İlkokulum daha yok yani, tıp yok ama yaz, şey iş yapıyoruz. 1961, 62 Uzi 62'de e, geçtim. 1961, 11. ayda askerdim çünkü, Denizli'de yaptım. Orada Simavun Kurtuluşu diye bir perde oyunu yaptılar. İşte çok amatörce topluluk bir tiyatro oynuyor. Sabaha karşı bir ezan okunacak. Simavun Kurtulduğu havası içinde. Şimdi ben de askerim. Şubeye yakın bir cami var. Tabi heyecanlıyım da. müezzinle dedim ki bir ezan okuyabilir miyim? Bir yastığı gitmiştim. Bana bir baktı pek okuyacak tipte de değilim de bir baktı bir şeyim. Ee, ya ya müsaade edemeyiz dedi belli ki doğru hadi oku bakalım dedi. E bir ezan okuduk iş bitti. Ondan sonra demişler ya asker şubesi bir asker gelmiş. Kolla. Sabah ezanı buna okutalım dediler. Orada perde arkasında bir ezan okumuştum. Dediler ki bu insan okuyacak okuma değil. Bu ancak hafız Burhan geçmişteki plaktan okunan bir sesdi. Kimse benim okuduğuma inanmadı. Sonra sonra tanıdıktan sonra yani. O şekilde askerliğe başladık. Efendim ben Ramazan'da fotoğraf şapkayla kıyak kıyak geçiyorum. Yarbayı da bana kızıyor. Ulan ne biçim adam bu. Asker ben miyim o muyum diye. Halk bize çünkü bana ver, müsaade etmeyecekti. Orada Turcular diye bir aile var. 19 tane evleri var. Eğer bu hocayı, hocayı müsaade etmezsen sana burada evlerden namussuz dediler. Yarbaya. Adam mecbur oldu vermeye. Efendim bu şekilde biz güzel bir gün geçirdik. Efendim bu askerlik yaptığım dönemi hiç unutmam. Halkın bize gösterdiği alakayı hiç unutmam. Allah hepsinden razı olsun. Hala son seneye kadar görüşürdük oradaki insanlarla. Temasımız vardı yani. Gene de unutulmamışız. Hatta iki sene evvel belediye başkanı gelmişti Simav'dan. Eynel kapıcılar var orada meşhur. Ya hocam seni bekliyoruz dedi. Hala unutmamışlar. adım, adım var diyorlar. <laughs> Böyle bir askerlik yaptık. O askerlikten sonra ben 400 lira para kazandım Ayşe'ciğim. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi izine, bayram izine gittim bekarım. Kardeşim de evli. Ortanca kardeşim. Yardımcı olsun diye babamı özledik. Babam da kahvedeymiş. Benim geldiğimi haber vermiş. Hemen koşarak geldi. Anam nerede dedim. Babam böyle durdu. Bunları anlatıyorum. Her cilvesi bunlar. Yaşadık bunları. Dedi ki falanca İlyas dayıdan dedi onlara lira borç almaya gitti dedi. Çoluk çocuk gelir şeker alacak dağıtacağız dedi. Ben 400 lira çıkarınca bu babamın o bakışıyla bana sarılıp öpüşünü hiç unutmuyor. Sanki su gönlüne yapıştırdı beni. Da ohtesini aldı o kadar. O verdiğim şey de bence bir trilyonlarla ölçülmez yani. Böyle bir 10 lira karşılığı 420 lira veriyorsunuz. İşte o arada bir dua almıştık. Bizi gene bu hale getiren onun duasıdır diye düşünüyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Sıkıntılı hala yaşadı. Allah bana sıkıntı göstermedi yani. Hayatım boyunca hiçbir sıkıntı görmedim. Sıkıntıyı çekenlerle uğraştım çok. Çünkü 1968'de babam hastalandığı zaman onun bir de mahkemeleri falan vardı. Ben işte çocuğum iki kızım yeni dünyaya gelmişti. 68'lerde falan. Onların mahkemesiyle hastalığıyla uğraşırken kardeşim bir hadise istedi. Ölen kardeşim. O hafife girdi. O da evli çalışıcı var üç eve bakmak durumunda kaldım. E, ee, tabii o zaman e, geçim sıkıntısı çekme değil, aile sıkıntı çekiyorduk. Sıkıntılar işte ne hep oraya, ne buraya bunu idare etmek, bir arada tutmak, dengeli korumak mümkün değil, kolay değil. Ama Allah bana bu fırsatı verdi. Bu imkanı sağladı. Beni her yerde tuttu ve korudu. Çünkü ben dost olarak Rabbimi seçmiştim. Yani Yunus'un bir sözü var ya, bize postil dost lazım diyor ya. Onun için biz posta hiç ibrenmedik, tek gecelik yaptık hale. Yani. Şu veriler şehri şeydi sadece şey olarak kullanıyoruz. Biz dost aradık, dostu da Allah, bize en büyük dostu da Allah gösterdi elhamdülillah. Beni hiç bırakmadı. Ben biliyorum öbür tarafta iki toka çakacak bana sana, bu kadar nimet verdik. Bunun bedelini ödemedin diyecek ama Gene onun merhametine sığınıyoruz. Bağışlayabilir de inşallah bağışlardı. Allah bağışlasın hepimizi inşallah. Çocukluğumuzun en güzel günleri, en tatlı günleri bu yolda yaşadığım günler oldu. Gönül Mehmet Efendi'ye geldiğim bana kürsü kurallardı. Çok iyi taklit yapardım. Rahmet Esat Kerede taklidi, Mecid taklidi, Kâne Karaca taklidi. Efendim işte sonra önümüzde bu kuşak Çanakkale ile Aziz Fevzi diye bu, kuşaklar kuşakları beraber okuyabilir miyiz? Hepsini arkadaş olduk sonra zamanla Allah bizi dost edindi. O günkü sıkıntılar çorba pişiriyorduk. Siyirtli çocuklar kum atıyorlardı. Biraz da ben şeydim böyle hareketli. Mesela birisini felaket hırpalamışım ben. Bütün siyirtliler toplandı. Beni arıyor, beni minareye saklamışlar. <laughs> Hiç unutmamış. <laughs> e çocuğuz da, 12-13 on, on on yaşlarındayız. İstanbul'a böyle gelmişiz. Hayatım işte böyle e, güzel geçti aslında. Ama maddi sıkıntılar çektik. Şükrettik. Hani bir söz var ya, bulursak şükrederiz, yeriz, içeriz, bulamazsak şükrederiz diyor ya. Onu diyor ki, basında köpekler de aynısını yapıyor. Değil mi? Bulursa kemiği yalar, bulmazsa akşama akşam kadar boynu bir kere atar. Siz ne yaparsınız efendim? Bulursak dağıtırız, bulamazsak şükrederiz. Bu havaya bürünmüştük aslında. Bulamazsak şükrederiz, ne yapalım? Kısmetimiz uydu. Kuru ekmeği ıslatıp 5-10 gün evvel beğenmediğim, yemediğim kuru ekmeği bulup ıslatıp yediğim günler olmuşlar. Bunları yaşadık. Efendim. Ama sonra Allah imkanlar verdi işte. Neyle evet. ne Ben Bunu aklım vermedi ki. Ev verdi, hanım verdi, çocuk verdi, araba verdi imkan verdi. Bakın sizi etrafını dost edindirdi. Bir yere gelmişiz. Ben nasıl geldiğimizi anlamadım ama ki. Getiren başka. Yaşatan başka. Okuyan başka. Okutan başka. Sen temsilen bulursun yerinde. Şeyh Nazım Efendi öyle demişti. Bugün Rıfayeler'de okuyorum. Böyle coşkulu okumuşum çok herhalde. Hafız Efendi bunu okuyan sen değilsin. Sen temsilen oturdun. Biri geldi okudu. Bunu insan okuyamaz dedi. Hiç unutmuyorum. O havanın içinde Allah ile böyle kaynaşman olursa, bütünleşmen olursa, Allah sözlerini dilinle, gönlünle iyi aktarırsan, okuyan sen değilsin, temsilen oturan sensindir. Hiç kimse ben okudum, ben buyum deme hakkına sahip değildir. Sesin nereden çıktığını, nasıl geldiğini bilen var mı? Buralardan bir yerden çıkıp geliyor ama nasıl gelip gidiyor? Getiren kim? Oturan kim? Okudan kim? Hayatı bu şekilde düşündüğün zaman tüm nimetler senin tarafından Allah verilen bir nimettir bu. O okuyordur, o okutuyordur. Sen de öğülüyorsun ben o halbuki değil şükredip teşekkür edeceksin. Allah'ım bunu da bugün bana nasip ettiğini okudum. Milletin günü. Mesela mukabele okuyorum Cami Kebir'de. Ramazan. Öğrendim. Hayatımı anlatıyorum tabi affedersiniz. Bir yaşlı bir zat kalktı böyle. Mücessiz bir, bir adam, mücessiz bir, bir adam. Böyle güçlü, kuvvetli bir zat. Erzincanlıydı galiba. Sonradan öğrendim. Şakallı. Ya Rabbi! Ömrümden bu Hafız Efendi'ye ver. Ver ki beni nasıl coşturduysa gelenleri de coştursun diyor. Böyle dualar almıştık Allah rahmet eylesin. Hep öyle dedi. Benim ömrümden versinler de sana derler. Tekkiye gidiyorum. Kadını tanımam. Hiç yüzünü dahi görmedim. Sadece sesini tanıyorum. Tekkiye gelişimi Yemin billah ederek vardı. Vallahi senin geldiğini adımını şişaneden bile itibaren istederim derdi. Böyle bu muhabbetler vardı. Suzan Yaka Ruhtukay diye bir e, müftedi bir kadıncağız var biliyorsunuz. Bu bizim hayranımız. Bu tekkeye gelip giderdi. Bu müftedi biliyorsun iltidat et. Bu Ermenidir biliyorsun kökten. A camide mukabele okur. Dinlemeye gelir. Sonra nerede olduğunu tekke, hep tekkeye de gelirdi bizi dinlemek için. Allah o günleri gösterdi, o tatlılıkları yaşattı bize elhamdülillah. Ama sapıttırmadı, azdırmadı inşallah. Yanlışlarım çok oldu ama çok öyle yine gidecek halimiz hani olmadı yani. Gönül Mevheni Evhendi etme, anlatmak kolay bir iş değil. Onun gibi olmak lazım, anlatmak için bir şeyi anlatmak için anlatılan gibi olmak lazım. Hani derler ya soruyu soran da sorduğu kişiye kadar bilime sahip olması lazım ki muhabbet coşkusu olsun, netice alınsın. İşte Gönül Mehmet Efendi çok farklı bir insan. Bakışı farklı. Bir katıksız Evliyaullah da müzatır, katıksız ama. Çünkü Allah kullarından iki şeyi çok dikkat edilmesine emretmiştir. Bu iki şeyi insan nefsinden atabilirse evliyanın danışkısı, alasıdır. yani. Bu zat bu iki şey yatmıştır. Para ve kadın. Şey. Paraya hiç temayül etmez, tebesül etmez, kadına hiç böyle bakıcı, hiç olmaz, mümkün değil. Tüm müridleri kadındır. Bütün hayatı parayla geçmiştir. Herkes cebine koyuyor. Yemeğini, parasını yemeyende de kimse yoktur. Ehli keramettir. Her zaman göstermez. Sıkışmadan ama sen tespit edersin. Ondan sonra hatıramı anlatayım size. Tabii iki sene beraber terebelik yaptık. Hafızlık cemiyetimde bulundu hocam olarak. Ona saydığım saygımı anamı babamı yapmam. Öyle bir hadise var. Müthiş bir insan. Kendiliğinden saygı duyuyorsunuz. Elinizde değil. <laughs> Dedem hani sinemaya gidiyordum Şehzadebaşı Camii'nde. Bize birer tokat attı demiştim. Hastalığında çok sevdiği bir müridi var. <laughs> Aziz Güler diye bir arkadaşımız bu. Perşembe pazarında Bingöllü. Ee, i̇nşaat malzemesi falan şey satıyor. O biliyor benim talebesi olduğum. Geldi Yavcılar Hoca dedi. Hoca ben de hasta biliyor musun dedi. Giderim dedim ya. Vehbi dedi Fatih camisinde bizi ikindiye bekleyecek oğlu. Evine gideceğiz dedi. E, peki ben de götür dedim. Gittik. İkinci namazını kıldık Fatih'te. Oğlu Vehbi'yi de aldık. Allah rahmet eylesin o da vefat etti. Fatih'teki evine geldi. Koca beni yatıyordu. Biz geldik ayağa kalktı. Yataktan kalktı. El öptüm. Herkes elini öptürmez. Çünkü 40 sene talebeliğimden sonra Arap camide ben mukabele okurum pazartesi günleri. O da gelir konuşma yapar. Ben geldim mi diye sorar. Ve bir gün şu duasını aldım. Oraya antreprenatı geçeyim Dedi ki bacaksız kerata dedi. Beni ağlatıyorsun dedi. Allah herkese bir irşat görevi vermiştir. Kimisi cebiyle, kimisi sözüyle, kimisi sesiyle. Allah da sana sesinle vermiş. Bu yolda bunu kesmedi. Bu duayı alıp emrine edip. başına hocam el öptüm. Hatta orada biri eli öpecekti. E Celal Hoca öptü, o başka dedi. Herkese verecek gibi bir <laughs> Gittik evine efendim, kalktı. Bana Rahman oku dedi. Sure-i Rahman oku dedi. Yavuz Besmele çektim, Er Rahman'ı okudum, başladım. İşte, Küllü men aleyha ve Oya bu kâhve çurabı ikram dedim. Tamam dedi ki Allah ya her şey fani olacak. Oğlu Vehbi dedi ki, hocam baba doymadık dedi ya biraz da daha... Al yeter dedi. Durdu durdu Ayşe kızım ne dedi biliyor musun bana? Hiç o hadiseyi unutmuyorum. Çok böyle içim dışıma çıkmıştı ağlamaktan. <laughs> 45 sene oldu bu hadise. Tokat vuralı. Belki elli sene oldu. Affedersin. Oğlum bana hakkını helal et dedi. Birden şaşırdım. Hocam, siz bana hakkınızı helal ediniz. Benim ne hakkım olabilir Bir tokat vurmuştum biliyor musun dedi. Vallahi. O tokat ben sertçeydi. Hakkını helal et dedi. Eline sarıldım dedim ki. Keşke bir daha vursaydım da adam olsaydım hocam. Senin elinden o güller kokusu olan tokatla inşallah maçlara çıkacağız. Değil mi kardeşim? Böyle bir hoca efendiydi aynı zamanda. Hakkını bana helal et. Bütün hakları varken vurduğu tokadın hakkını helal etmeyi isteyecek kadar da kâd, nazik bir insan. Halvet sahibi bir insan. Mükerrer insan, mükerrem insan. Mükerrem. Allah ve lakat kerremna beni Adem sıfatına büründüren insanlardan. Mükerrem yaratılan insanlardan birisi. Faydası olmayan, çorbasını içmeyen, elbisesini giymeyen ikinci bir insan tanımam. Her yerde herkes girmiştir. Kim gelse kapısından baş Hatta Hatta Ahmediye Karakolu'ndan işte Fatih Karakolu şey yapmışlar. Ya Ahmediye Fatih komiser çağırmış. Yahu demiş bu buranın akışı nereden demiş bunun kökü. Er gelen cebine para sokuyor. Nereye dağıtıyorsun? Veren kim, alan kim, satan kim, nereye? Bunu demiş bana bir izah et İşte oğlum Allah işte böyle biz böyle erken Aksaray karakoluna bir komiser gelmiş. O hocam demiş eline vermiş. Ya anam iki, bir haftadır sana bir zarf uzattı demiş. <laughs> i̇şte böyle görüyor oğlum demiş. Dışarıda da dağıtıyoruz demiş. Böyle bir zat hali. Şuna şahit olmuşum. Biz Çirşe'de okurken çocuk gençken, o bakkal Ahmet Efendi'ydi galiba, Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir insanlardı. O zaman insanlar çok olgun insanlar. Sehabetli, cömert insanlar. İnsanoğlu insanlar. 3 bin lira borç edilmişiz, ekmek borcu. 3 bin lira bir sermaye. <laughs> Hoca Efendi demiş ki, hocam bunu söylemek bana zor geliyor, ağır geliyor ama. Benim de sermayem demiş Üç bin lira bir dükkanın işte ana sermayesi. E, nasıl bir kolaylık var mı bana ödeyebilecek misiniz demiş. Yarın inşallah görüşelim demiş. Ebe geliyor Fatma Hanım ah Allah rahmet eylesin. Eşyayı topla ev satıyoruz demiş. Evde üç bin lira o zaman bina. ev karşılığı bir borç biliyor musun? Ondan sonra peki efendi demiş hanım da hiç itiraz Niye satıyorsun? Niye yapıyorsun demiyor. Peki hanım efendim diyor. Sabah namazına Fatih Camii'ne mukabele gider Ramazan'da. şehid savurda Sahur'da okur e, Hoca Efendi Hazretleri. Abdest almış gece kapı vurulmuş. Birisi bakmış ki buyurun ya sana birisi bir hediye gönderdi. Al bunu demiş. Benim üzerimde kalmasın demiş. Almış. Bakıyor adam yok. Kaybolmuş birden. Sayıyor üç bin lira falan. Diyor. İşte böyle bir zat. Ertesi gün gidip Fatma Hanım yataklar kalsın iş bitti, halloldu oldu demiş. Doğru gidip 3000 bin lirasını veriyor. Şimdi böyle bir zat Ali Daha çok güzel özellikleri var ama Gönül Emre Efendi Hazretleri Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar sağlığındaki bütün hayatı boyunca hep böyle tedrisatta, Kur'an yolunda, iman yolunda, İslam yolunda çocuk yetiştirmek için bir numara hale gelmiştir. Şimdi onun vakıfları var. Bu Zeynep bir kızlar var şimdi Gönül Mehmet biliyor musunuz? Bak, yani onlar şimdi Silivri'de de bir Gönül Efendi Hazretleri adına bir yaşlılar şey yapılmış. Orada biz her sene Mehmet okuyoruz. Bu sene Şubat'ın Şubat'ın beşi galiba o civarlarda oluyor. Halen hayatı devam etiyor. İnsanlar öldükten sonra yaşatılmalıdır Ayşe Hanım. Aa Gönül Efendi ölmedi ki hala yaşıyor. Her yerde yaşıyor. Talebesiyle, yurduyla, yaşlılık yurdu eviyle. Her şeyle yaşıyor elhamdülillah. Allah Allah şefaatine nail Çok güzel bir insandı. <laughs> bir gün <laughs> neyse biz, ben de biraz cedelli insandım. Kasımbaşı'ya geldik. Sonra Kasımbaşı'ya olunca ben de atıştık bir. Allah Allah. Cehalet çocukluk ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? Kadının birisi bizi dolduruşa getirdi. O konuşuyor ben okuyorum ya camilerde burada. Yedi camide konuşuyorum. Burada Çatnavesi Camii var. Oranın işte Allah rahmet eylesin. Yine de şey yapmayayım da hatıra olarak anlatıyorum. İşte demiş ki ya Gönel Hoca ben o gelirse ben gelmem bir daha konuşmayayım Gönül Efendi beni muhatap tutacak kimse değil ki. yani bir defa ben de bunu kendim adam zannedip muhatap yaptım yani. Camiye girmedim, gelişini bekledim, böyle böyle, selamun aleyküm derim. Hocam dedim böyle böyle, kim demiş dedi, sen demişsin dedim, ben, benim ne alışverişim var sen böyle dedim. Böyle kabadayı yapıyorum ya. Oğlum, kadınlara bakma. Onlar adamız, hep cehenneme sürükler. Sen işine bak. <laughs> ya hiç unutmuyor. Ama ben sertleşmiştim yani güya. Hoca Efendi'ye böyle bir tavır takınmıştım. Sonra çok bol bol özür diledik ama olur dedi. O işler olur dedi. Bağışladığını zannediyor elhamdülillah. Ondan sonra bu duayı aldım. Allah sana bu inşaat görevini bu sesle vermiştir diye. Allah rahmet eylesin. Onlarla güzel günlerimiz geçti. Burada işte Revanizade Bilmi Havuz Efendi, efendim işte Kabakçı Mehmet Efendi, bunlar lakaplar hocalar, bütün hocalar, eski Osman. Herkes nefis bir konuşurlar. Tavırları bir beyefendi. Bakışları farklı. E seni böyle alay tarzıyla falan bakmazlar. Saygıyla bakarlar. Hele genç yaşta okuyorsan, bu yoldaysan size hürmet ederler. Teşvik ederler. Sizi efendim işte motivasyon hale sokarlar. Anlatabildim mi? Bugün bunlar yok şimdi. Hafızlar yetişiyor şimdi. Bir sürü hafız. Hiçbir izan sahibi, edep ve erken sahibi göremiyorsunuz. Duruşu başka. Bakışı başka. Yaşayışı farklı. Söyleyişi daha farklı. Böyle insanlar var. Çünkü okutan İsmail Beyler rahmetli vefat ettiği zaman onları ben getirmiştim şeyden, Bandırma'dan. İkisi de arkadaşım, çocuk arkadaşım. Allah rahmet eylesin. İsmail'in Beyazıt'taki şey, musalla taşında konuşurken Tayyar Bey'e bir laf söylermişse O cevaben çok hoşuma giden bir şey söylediydi. Tayyar Altı Kocuğuna Diyanet Edisi'ydi. Reis miydi bilmiyorum işte o zaman. Belki reislikten sonra. Evet reislikten sonra. Geldi bana dediler ki İsmail şeyler yetişir mi diye sordular. Ben de diyorum ki İsmail şeyler yetişir ama İsmail şeyleri yetiştiren hoca kalmadı. O zaman yetişmez demektir. Eski hocalar öyleydi. Ben Hasan Akkuş'a giderdim. Bir sene ona talim dersine gittim. Abdurrahman hocayı. Allah Allah. Yeraltı İmamı Ali Efendi, müthiş bir adam, İstanbul Beyefendisi. Onlar tam bir İstanbul Beyefendisi. Konuşmalarına işte ağzın açık bakarsın, bal damlıyor. Evet Ayşe Hanım, bizim çocukluğa geriye dönersek, sizin demin de arz ettiğiniz gibi o jandarma ürkmesi, korkması nedir diye sorarsanız, o zaman tabii çocukluk nedendir, ne şekildedir diye niçin yapıldığının belki farkında değildik ama şuna inanıyor biliyorduk. Biz dini tedrisat yaparken, Kur'an okurken onların yasak olduğunu ancak o zaman öğrendik. Arapça okumak, Kur'an okumak yasak edilmişti. Bunu gören Türkçe ezan okumayan kişileri alıp götürüp mahkeme ediyorlardı. Hatta cezalandırıyorlardı bizim köyde bu baskının karşılığı öden yapılmadı. Yani hiç yakalanmadık yani. Ama okurken bizim bir tepecik vardı. Orada jandarma falan geliyor. Adam tutardık yani. Geliyorsa işte camiye temizliğe geldik. Odun kışsa odun getirdik. işte şunu getirdik falan diye hocayı kurtarmak için böyle şeyler söyledi. Öğretiş yapıldı bize. Şimdi Kur'an okumak yasak. Radyoda Türkçe bir şarkı Türk okuma yasak. Caz müziği. Efendim, olacak. O zaman radyoda yok. Radyoyu 50 senesinde babam almış rahmetli. Hatta tavana aporu asmıştı. İnsanlar ona bakıyor. içinden nasıl ona adam sığar mı diye merak et. Hani bilmiyorlar şeyi. Radyonun ne olduğunu. Yani 50'ye kadar bu sıkıntıyı çektik maalesef. Ezan Türkçe okunacak dediler. Ben hatta bir çizme diye bir film seyrettim Gezi Kanal'da. Onu üst üste ve iki defa verdi. İki defasında seyrettim. Ağladım yani. Çizme çok güzel çevirmişler. O yasak dönemini anlatıyor. Efendim. İşte Nahiye Müdürlerinin e, üzerindeki işte baskıları, onun halkın üzerindeki baskıları anlatıyor. E, Bilal Hoca diye birinin e, Arapça ezan okuduğu zaman sadece kulağa çocuk doğumuna ezan zaman şikayet edildiği zaman hapse atılıyor öyle. Efendim o sıkıntılı dönemi çok güzel getirmişler, dizayn etmişler. Allah o günleri bir daha göstermesin inşallah. Ben işte onu bir şey, de okudum, yani merakla okudum Tabii işte eşhedü anne şu vezir bilirim bildiririm Tanrı'dan başka Allah yok. Allah diyorsun yani. Allah <laughs> ilah diyor ya. Efendim. Tanrı Hz. Muhammed Tanrı elçisidir. Haydi namaza deniyor. Haydi felaha bunun beter yok ya. <laughs> Selamete ermek için, namaza kılmak için denmiyor işte. Allahu Ekber değil ve Allahu Ekber doğru söylüyordu. O en büyüktür diye. Efendim, La ilahe illallah diye ama aradaki peygamberimizin e, eşhedü en la ilahe illallah'ın efendim bu sözlerin Türkçe olduğunu hayal sala haydin namaza haydin felaha diye öyle Türkçe konuşulmuştu. Allah Allah. Neler geçirdik Türkiye'de be Türkiye'de rahmetli Menderes'in ve o dönemin insanların Allahu alem şöyle diyorum ben eee Harun Reşit'in hanımı, Zübeyde Hanım biliyorsunuz. Vefatından sonra bir Salih abi kimse e, rüyasında görmüş de. Bunları anlatmak şey yok değil mi? E, sohbet ediyoruz. E, Tabi demiş sana cennetin en küsesine yerleştirileceksin. Çünkü sen Kabe'ye su getirdin hani 70-80 km. Siz Kabe, Arap de biriler var. Hala suyu duruyor. E, sana Allah bu iltifatı elbette bu yaptığın işten dolayı verecektir diye söyleyince hayır hayır ne yaptıklarım ne Kabe suyu beni kurtardı demiş. Beni bir defa sarayda çengiler, çariyeler sarsalıp eğlenirken ezan başlamıştı. Susun ezan okuyor dedim beni bu kurtardı demiş. Biz o ezanı maalesef oyuncak hale getirdik. Şimdi dinlemiyoruz. Ezan çok önemli bir şeydir. Hazreti Ali Efendimiz'in camiye, mescide giderken rengi mum sarısı gibi sararmış. Ya Ali hayırdır, rahatsız mısın? Hayır. E rengin farklı. Ya kim nereye çağırıyor? Müezzin beni Rabbimin huzuruna çağırıyor. Hangi yüze varacağım diyor. Nasıl duracağım karşısında? Yaptıklarımın sorumluluğundan karşısında nasıl ben ona kul olarak gideceğim diyor. İşte bu düşünceye sahip olursun namaz namaz olur. O zaman ok sapladığı zaman tolumdan çıkar. Ameliyattan değil mi daha önemli? Acısını duymam diyor. Onun için bu şekilde ibadet etmeyi nasip etsin Allah'ın Allah Onu Ezan <laughs> sonra 50'lerde ezan aslında döndü deyince, bu yani dünya karıştı ya. Hani la teşbih Gerçi Mehmet Akif'i şikayet ediyorlar. Bu işte ne büyük şükür kanın kanı kurtarıyor tevhidi var ya. Bedir'in asla bunu dememen lazım falan deniyor. Şimdi ben de la teşbih. Yani ezan aslına döndü. Millet birbirine girdi. Allah feryat bağıran çağıran. Ben de Resulullah'ın hicretini anlatmak gibi. Mekke'den Medine teşrifleri, Kuba'da kadınların, kızların Deflerle ona Talal Bedri'yi şöyle havaya benzetiyorum yani. Cihanda böyle bir karşılaşma olmaz ve olmadı da. Ama işte o heyecanı bu 50'de bu Türkçeden aslına döndüğü emri gelir gelmez insanların davranış tarzı var ya aynı heyecanı yaşadılar. Bunu benzetmekte herhalde bir, bir şey yoktur yani bir iş yoktur. Bu heyecan aynı heyecandır. Çanakkale heyecanı, Ayn Bedir heyecanı hiç değişmez. Adam sadece farklılıktır. Mesela Çanakkale heyecanından, Cemal Efendi'den demin bahsetmiştik, bak aklıma geldi. Mesela Mustafa Kemal 1928'de Cemal Efendi Hazretlerini hacca göndermiş. Arap aleminin Türkiye hakkında düşündüklerinin neler olduğunu öğren gel, bana Türk'üm deme demiş. Yandı kimse. Biz kediye köpeğe Arap Arap dedik. Onları aşağılandırdık. Efendim. Acaba onlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Lütfen öğren gel ama kalkın, sakın Türk'üm deme. Hani kendini belirtme diyor. Allah son hocam efendi. Hatıratında. Daha geniştir de ben kısaca şey yapıyorum. Efendim, herhalde bunu anlatma bir yok değil mi? Sohbet ediyoruz madem güzel insanların sohbetinden de ispat edelim. Yaşantısından da ispat edelim. Medine-i vardım diyor. Efendimiz'e tabii muhabbeti, aşkı, işte ilk heyecanı. Onu hep yaşadık yani. Allah hepimize nasip etsin. Tülbedar'a o zaman kabre içeriye merkeze giriliyormuş. Kapı açılıyor. Efendimiz'in taşına kadar yani kabir taşına kadar giriliyormuş müsaade et demiş. Yasak demiş, terbiyedar, Etme demiş ya. Çok uzaktan geldim. Aşkıyla, muhabbetiyle yaşıyorum. Ne olur demiş. Sen kimsin ya o kadar istiyorsun diye. Ben Türk'üm demiş. Hani demeyecek diye. Türk'üm demiş ama Cemal Efendi gözler açılmış. <laughs> Adam da yüksek değil mi? O şöyle sette oturuyor. Atlamış. Ayağını öpmeden seni almam demiş ayaklarını öpeceğim. Ondan sonra seni müsaade edeceğim demiş. Cemal Efendi şaşırdım diyor. Niye ayağımı öpeceksin? Anlatayım demiş. 1913'te onu rahmetli Menderes ziyaret etti işte Hindistan'da. Hindistan'dan bir zat geldi diyor. 1913. 15 sene biliyorsunuz. 13, 28, 15 sene değil mi? 1913'te efendim bir zat geldi Hindistan'dan müritleriyle birlikte aynı sene gibi etti, girdi. Bir hafta çıkmadı. Sadece ihtiyaçlarını karşılamak çıktı. Herkes müritler hacca geç kalacağız nasıl olacaktır diye tedirginlik gösterirken bir hafta sonra efendi gülerek çıktı. Böyle tebessümle çıktı. Merakla sorduk. Efendim sen bir haftadır hep somurtlandın, üzüntülüydün. Bugün neşeyle çıktın, hayırdır diye sordum. Dedi ki, Efendimiz bugün teşrif ettiler kabri saadetine. Çünkü bir haftadır yoktu. Ve sordum, dedim ki, Ya Resulallah, bir haftadır sizi yerinizde aradım, bulamadım, neredeydiniz diye. Ben Çanakkale'deydim, Türk kardeşlerime yardıma gittim. Deyince, siz böyle bir büyük milletsiniz peygamberi ayağına getiren bir milletsiniz. Onun için sizin ayağınız öpülmeye değer layıktır demiş. Enteresan değil mi? Elhamdülillah. Bunu bu millete layık görmüş Efendimiz inşallah. Duası var. Fetihten itibaren dua ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için buraya elhamdülillah peygamber ayağa basmıştır. Peygamber duası vardır. Rabbim bir defa küfür eline teslim etmeyecektir. Ama sıkıntılar çekeceğiz. Birlik ve bütünlüğümüz oluncaya kadar baskılar olacaktır. Ama bir gün herkes anlayacak ki bu işin başka bir çıkar yolu yok. Beraber olmanın dışında başka bir yol yok. Allah hepimize o bütünlüğü ermeyi nasip etsin inşallah. Yani Türkiye'nin hiçbir vilayetinden olmayan yoktu yani. Mesela benim arkadaş Samsun'dan vardı arkadaşlarımız. Balıkesir'den vardı. Bursa'dan vardı. Trakya'dan vardı. Hatta son zamana kadar bir arkadaşım var Trakya'da. Böyle nasıl unutmuşuz bilmem Ama onlar bana Arap Celal derlerdi. O, o adını hiç şeyinde saklamış. Bir gün bizim İstanbul'da buldu e, ee, ben bir gece kandil gecesi bir beri okumuştum ile Amin Vilayet Bahri'ni. İşte rahmetli Çanakkale ile falan da vardı. Yahya eski şeyle dua ediyor Allah'a emanet Bu bant Bursa'ya gitmiş. Bursa'da Kemal Başa'da bir arkadaş. Ya bu bizim o gün Arap Ceral demiş. Abi geçmiş 25-30 sene geçmiş. Ya daha fazla ne zaman oldu? Evet en az 40 sene geçmiş. Göksel'i hiç ben hatırlayamam ki. Allah'ım Kemal Geçen vefat etti ya. Kemal arkadaşımız. Ya bu demişti, işte şöyledir, böyledir kerata falan. Bizi bu arayıp buldular. Geldiler. Tekke'de hatta rast geldiler. Efendim onlardan bir gece hoş bir gece geçmiştik. Bu şekilde birbirini tanıdık yani. Bulduk. Bu şekilde çok arkadaşlarımız vardı. Efendim Erzurum'dan, Efendim Kastamonu'dan, Tokat'tan, Sivas'tan, yani her yerde bir insan vardı yani. Yani ben 11 yaşlarında, 12 yaşlarındaydım. Ee, bizden büyük olanlar da vardı. Ee, o gruplardan birçok müftü olan, o zaman pek diploma aranmıyordu. Ee, ilmiyle olan, işte hakkını, biz, biz mevlütçülüğü seçtik yani, bağırmayı seçtik. Onlar ilmi seçenler oldu. Onlardan bir çoğu vaaz oldu, müftü oldu, hatip oldu. Bizim bizim hatipler vardı o zamanlar. Mesela ben sonra Abdurrahman Şeref Hoca Efendi Hazretlerine intisap ettim. Ona e, sohbetine dahil oldum. Onlar nakşiydi biliyorsunuz. Efendim. Onda mesela bir edip olarak onun dışında bir adam tanımam. E, hatip olarak da Şemsettin Yeşil'i çok dinledim. Onu yakinen tanıdım. Ehlibeyt Bey muhabbetiyle yaşamış bir zattı. Ee, Çolak İsmail evde vardı mesur. Hatiplerden o zamanların en ileri gelen dua hanlarındandı. Kesik Bacak İsmail Efendi vardı meşhur bu Dürgezade imamlıdı. İki ayağı yoktu. Efendim sırtında gezdirirlerdi. Ama bir Kur'an hadi hale yoğrulmuş bize. Her tarafı Kur'an. İşte Yeraltı İmam Ali Efendi, Barnalı Hamdi Efendi, benim Hafız-ı Cemil Kocam Mustafa Başoğlu Mustafa Efendi, Efendim, Abdurrahman Gürses Hoca, Hasan Akkuş Hoca, Üsküdar'dan Tahsin Hoca, Beyle Çengelköy'de Köylü Rauf Hoca, Allah Allah. Nerede bak gözün önünden fırsat verdi gibi geçti. 1956'da dokuz A Camii'nde bir mevlit var. Üst Mehmet Ali Sarı Hoca biz orada müezzin o zaman. Rahmi Efendi'nin talebesi, Hafız Ahmet Sarı Onlar yüksek İslam mensubu Kur'an öğretmeni aynı zamanda. Alemdim yani işte. Fakiri severlerdi. İşte biz çağırdılar, gittik. biz de o zaman <laughs> görev falan yapmıyorum. Geçim sıkıntısı çekiyoruz yani. Efendim. O zamanlar pek böyle işte şey yatkınlık yoktu yani. Para da az bölüyordu falan ama ben bayağı düşünmem, hiç böyle bir şey te te şey teşebbüs etmedim. İşte bir hanım dedim ya askerde bir hanım yanında kalıyorum askere kadar oradaydım. Askerlikten sonra ben şey işte, hayata başladık daha doğrusu. Mevlid'e gittik. Orada ben de Kur'an-ı Benim bir aşırı yerim vardı. Suriye kısasının son ayetleridir. Böyle. Orayı işte, çok şey okurduk falan. <laughs> Sağ olun, <o> zaman <laughs> Şimdi Yaşar Nur'un dediği gibi kitapta yazıyordum. <laughs> İnternette var herhalde bu. Neyse okuruz inşallah. Şimdi orayı okudum. Rahmetli Mecit Hoca. On parmağında on öner olan merütanların biri. Mecit Sesi Gül. Ee, Kani'nin Esat Gelede'nin ilk dönem Altın dönemlerinin piri. Ee, yani her türlü salsalar, bursikinin en üst derecesi. Ben unutmuştum onu yaptığı şeyi. Fakat bir arkadaşımız dedi ki sana böyle demişti dedi. Meclis Sezgül. Ne demiş dedim? Sen okudun ya dedi o kasas ayetleri. Elinden tuttu. Bu çocuğa dikkat edin. Bu adamı yakar demiş. Böyle. Ben unutmuştum o hadiseyi. Fakat bir şey unutmadığım bir şey var. Melon şapkalı, foto şapkalı. Kalın paltolu. Hatta kahverengi bakıyor. Kaç? 56. Şunu biliyor musun? Bir bana böyle dedi, gel oğlum dedim. Geldim, elini öptüm, yaşlı bir Zahat. Cebinden bir gazete küfürü çıkardı. Baktım Mevlid. Altında ya, Afuzan adları var. Yani Karaca, Çanakkale, Aziz, Bahri, Feyzi, Basri, Zeki, Altın, İstanbul'un tüm kalburüsü okuyucuları var. Oğlum ben Ankaralıyım dedi. Sabahleyin aldım gazeteyi, Hürriyet gazetesini. Bu mevridi okudum. Hemen uçağa atladım. Sırf o bu mevridi dinlemek için Ankara'dan geldim. Saat beş üç gideceğim dedi. Sana tavsiyem beni getirenler gibi ol dedi. Bunu Almanya'da şahit oldum. Bizi üç, üç vesayet de, de, yapıyorum dedi. Okumadığın zaman sana nerede beddua edeceğim dedi ya. Şimdi öyle dedim ki ben de üç de işlere getirtirdim. <laughs> i̇şte böyle hayat, o hiç unutuyor onu. Beni Ankara'dan buraya getirenler gibi oku dedi. Ve ol dedi. Allah rahmet eylesin. O günkü insanın muhabbeti bugün günden farklı. Bugün insanın kafası karışık. Neden karışık? Bugünkü iletişim çok farklı. Teknoloji çok son düzeyde. Mesela Diziler artık insanın için bir akraba oldu, komşu oldu. Herkesin bir dizisi var. Her akşam çayını, kahvesini hazırlayıp onu seyretmeye bakıyor. İşte maç var, ben de seyrediyorum mesela. Şu var, bu var. Yani insanların özellikle Kur'an ve Mevlid dinleme sanatı yok olup gidiyor. Allah korusun, tehlikeye düşüyor. Şimdi eskiden bir kandil gecesi yani Eyyam-ı Mübareke dediğimiz beş geceden birisinin programı olduğu zaman Şehzadebaşı Fatih Camii, Beyaz Camii insan almazdı. En az 40-50 tane teyip yeni çıkmıştı. Mikrofon görürdük. Herkes teybini kayar. İkinden sonra başlar. Yastan sonra çünkü program. Ama ikinden sonra herkes teyipleri şeyin altına, kürsünün altına yerleştirirlerdi. Şimdi hocalarla tek başına kala kalıyoruz. Arkasını dönüp gidiyor adam, dinlemiyor. Yani bu kadar boşluk, bu kadar maneviyatsızlık, bu kadar cemek şey bitirdik yani. Ya biz de kabahat okuyan da, ya da bu işi dinleyen de. Veya da okutan da var. Bir eksik var yani. Yoksa bu kadar millet Kur'an'dan uzak alması, kalması mümkün değil ya. Onu dinlemek için ta uzaklardan koşup gelen, Ankara'dan çıkıp gelen insanlar varken, bugün yanı komşu dinlemiyor ya yedi gün Güneyli Mehmet Efendi Hazretleri'nin sohbeti beş dakikaya geçmez. Öyle şeyler anlatır ki milleti cennete sokar. İnsanları sıkıntıdan kurtarır. Hiçbir şey yokmuş gibi tertemiz hale getirir, çeker gider. Bir iki ayet okur. Oku, Kur'an tabi e, onu takip edenler var. Baştan okur, kaldığı yerden devam eder. Ondan sonra hepiniz cennettesiniz gider. <laughs> Efendim, çok enteresan bir sen. Geçen şey olarak bize ödül verirken ben hayatımı gene kesinlikle anlatıyordum işte. Hatta ilk, ilk e, neydi, il, 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 İlber, il, İlber Otaylı. Böyle yanımdan geçerken, yahu dedi, nasıl dedi sana da hani verilmiş, nasıl görülmüş, nasıl anlatılmış. Ben de ne konuşacağım Allah biliyor hiç düşünüyordum. Ne yapayım ne diyeyim veya orada işte, ne, ne, söyleyebilirim yani ifadelerde neler kullanacağım ne geçerli olur. Bayağı sıkıntıdaydım ya. Ama bu deyince ben uyandım. Kendime geldim ha. Sen demek ben belki de küçümsüyorsun öyle hani havası içerisinde. Neyse çıktım oraya işte besmele ile başladım. Vallahi her şeyi düşünüyordum ne yapacağımı da bilemiyordum ama o, bir be hoca gözüm açtı. Dedim. <laughs> e, bu nasıl oldu nasıl olmasın ki dedim ya. 14 asırdır insanın ciğerinden acısı çıkmadı ki Kerbe. Bana bir mersiye hanlık ünvanı ve ödül veriyorsunuz. Ben e, takip ettiğim konunun acısını daha içinden çıkaramadım ki. Millet de çıkaramadı falan. Başladık böyle. İşte ben en çok bir dere köyden, dağ köyden yetişip çobanlıktan sonra bu kürsülere getirip ödül alma gibi bir duruma düştüm. Nasıl oldu anlamadım. Allah'ın lütfudur valla. Şaşırdım kaldım. Bunu hiç düşünmezdim. Aklımın kenarından geçmezdi. Ama beni oralardan dolaştırıp getiren Yüce Mevla'ya hamdolsun dedim. Elimde değil, gücümde değil. Belki de hakkı etmiş değilim. Çünkü bu şak edenler bizden eve geçtiler. Biz sadece miras üzerine kuran kişileriz dedim. Ama bir köylü çocuğunun Derek hem de daha köyünde de etmiş çocuğun buraya gelip bu ödüle sahip olması, görülmesi akla hayale söyleyecek iş değil aslında dedim. filan da. De. i̇şte bu Gönüllü hocamın duası, Mehmet Efendi Hazretleri'nin duası, anamın babamın duası bu hale getirdiğine inanıyorum dedim. Yoksa benim yaptığım, kazandığım öyle şeyim yok, o. önerim yok yani aslında. Yok, Kültür Bakanlığı biliyorum. Efendim, işte her sene üç kişiye veriliyor ya. Bir e, tiyatro aleminde, bir edebiyatta, bir de böyle ilk defa olarak ama bizim sahada. Evet, tarihte ilk defa bizim e, Kültür Bakanlığı Mersihanlık efendim şeyini, ünvanını kullandık elhamdülillah. Başbakan benim bu konuşmam çok etkilenmiş. İki de bir Celal Hoca ben de köylü çocuğum işte ben de çobanlık yaptım ben de şunu yaptım bunu yaptım ve Gören Hoca'yı gördüm dedi. Çocukluk talebelik çağlarımda Sultanahmet'teki yurtta kalırken cumaları onu dinlemeye giderdim. Onu görmeyen de de olgunluk olmaz zaruret dedi. Onu gören Kemal eder dedi. İşte bizi biraz iş şey yaptı. Gören Hoca'nın bıraktığı diye miras bu. İnsanlar üzerindeki tesiri farklıydı. Bakışı farklıydı. Devlet kendini bir defa böyle üstü görmez yani. Reisil Kurra oldu biliyorsunuz. Kurra, baş kurra. Abdurrahman evet. Efendi de yanında olurdu. Hoca ben de yumuşaktır. Ama sert gördüm evet. Tabii çok sert gördüm Böyle Öyle güldüğünü hiç görmüş değilim yani. Ama çok yumuşak gönüllü, merhametli, sağduyulu, onurlu bir adam. Talebe işte okurken kızmaz falan filan. Otomotor yapar gider böyle. Gürses. Kur'an ön, önüne konuşuyor. Abdurrahman Şerif Hoca efendim o İstanbul müftülüğü yaptı. E, muhaddis. Edebiyat hocası. E, onun gibi bu işi dil lisanen efendim insanları tatmin edecek ikinci bir adam tanımam yani. Allah ona rahmet eylesin. Onun da şehadet parmağı böyleydi vefatında. Gittiği bir kurabada gördüm hastanede. Allah ona da nasip etti bizim şöyle ekmemizi. Gülenle Hoca Efendi Hazretlerinin vefatında bir hatıram anlatayım. Onun bir şoförü vardı. Azdavaylı Kastamon'un Azdavay ama burada oturuyorlardı. İki şoförden birisi. Bu arkadaşımız telefon açtı. Yahu dedi Hoca Efendi Hakk'a yürümüş. Yarın nerede olacağını, yıkanacağını bilemiyoruz. gidelim mi? Tabii gideceğiz dedim. Efendim, ya Kozlu'da dedi, ya da Fatih'te bir yerde, evine yakın bilemiyorum dedi ama erken gidelim de dedi. Nerede olacağını öğrenmiş oluruz dedi. Ben sabah namazını kıldım, biraz alıştırmışım kendimizi, öyle alışmışız. 40 senedir, 30 senedir. Muhakkak bir iki saat uyuruz. Tam yattım. Zaten heyecana zor uyudum. Yattım, daldım. Telefon. Ama çalmaz ben Hoca ile beraberim rüyamda. Hoca Efendi Hazretleri vefat etmiş tabii. Yıkandığı camiyi gösteriyor bana. Rüyamda. Üç tane mi? Dört. Üç tanesi galiba. Siyah sakallı. Zaten hiç gördüğüm tanıdığım cisimler değil. Hoca ben diye bunlar yıkayacaklarmış. Ben de kapısından ya bir suyu dökebilseydim hocam var diye. Bir su da benim halimden değse diye böyle içimden hüzünle, üzüntüyle onları bakarak takip ederken bana sertçe baktılar böyle. Birisi dedi ki al şu maşrabayı dök dedi bir tanesi. Maşrabayı tam elimden dır. telefonu çaldı. Ulan şimdi <laughs> yani dökemedim rüyamda. Sonra dedim ki ben rüyamda falanca camide gördüm. Allahu alem orada yıkanacak. Gittik o Aslında hafiflemek gözüküyordu ama yine Arapça okumak, Kur'an okumak yasak da sadece işte dini ibadet yapma surelerini öğreniyoruz gibi. 50'lerden 55'e kadar öğrendi. Biraz 54'ten sonra azıcık daha gevşedi. Ee, biz biraz da herhalde şımarıklık yaptık. O 10 sene e, bizim bu boşluktan biz e, boşluğumuz varmış ki elimizden aldılar. Çünkü Allah nimetini kullanamayandan elinden alır. Başka birine verir. Biz demek ki şımardık. E, bulunduğumuz yerin şeyini ödeyemedik. E, karşılığını veremedik. Elimizden aldılar. Çok rahat ama. O zaman gördük Türkiye'de insanın Türkiye'deki insanların insan olduğunu fark ettik. O zaman insanlara bakış farklıydı. Köylüye hatta diyorlar ya şimdi onların şeyi oy vermeleri tek benim çift sayım alıyor ya. Adam öyle diyenler var. Yani bizi insan olarak düşünmeyen hesaba katmayan birçok insanlar vardı. Bugün de aynen devam ediyor. Işte. Birçoğu böyle. O zamanlar gerçekten rahat gibiydi ama aslında gene tehlikeydi. Yakaladım alıyorlardı içeriye. O zaman hanım sınıfı çok ön plandaydı hanım. Evet, evet bütün sohbetlerde birçok hele hoca bendenin tüm sohbetlerinde hanım cemaat vardır. Asgörden başlar. Bu Kasımbaşı işte izine kulaksızdan başlar, Kasımbaşı'ya iner, Eyüp'e gider, Fatih'e karşı Kadıköy'e, Üsküdar'a, ta Beyler Bey olacak Yani İstanbul'un mesela burada yedi defa, günde yedi defa şeye gider Hoca Efendi. Yedi camiye gün, bir günde giderdi. Hafta yedi günü böyle. Her gün böyle. Kadın dolar. Kadın dolar. Ben o işte o onun cemaati öyleydi. Tabi tabi. Tabi. Mesela e, Fevzullah değerli diye bir arkadaşımız Allah rahmet eylesin. O zuhur etti. Şehzadebaşı Camii'ni doldurdu. Orada cemaat pek azdı filan. E, 63'lerde Beyoğlu Ağa Camii'nde biz bu kahve okuyoruz. Ben de askerden yeni geldim. Kazanın Camii'nde vekalet yapıyorum. müezzinlik bir arkadaşın yerine bakıyorum. Ee, şeye e, namaz araları Fevzullah Hoca geliyor pazartesi günü. Öğleden sonra, ikinden sonra da bir Çolak Mehmet Efendi geliyor, Eyüp Hatip. Çolak Mehmet Efendi çok enteresan bir adam. Donadomlu bir adam. Ama hitabet konusu farklı tabii. Bağırıp çağırma, atma, tutma, işte vay sen suyuşsun falan filan diye böyle kabadayı yapma işi farklı konuşmalarda. Şimdi Fevzullah Hoca'nın geldiği öğlen cami doluyordu kapasa. basa. İkinden sonra üç kişi kalıyor. Esas konuyu ve konuya hakim olan kişi efendim anlatılan şeylerden alacağım ders farklı. Ötekinden heyecan oluyor. Öyle mü? Fark bu. Bakıyor Hoca Efendi. Hiç unutmuyorum bir gün dedi ki yahu neye uçup kalkıp gidiyorsunuz? Biz şurada üç kişi kaldık. istifade ediniz birey ya derdi. Ama kimse bu zat ben enteresan bir şey anlatayım onu ben müsaade ederseniz. Ee, şimdi değişir Kura Ahmet Aslanlar var biliyorsunuz. Allah ömür versin. Benim çok eski bir dostumdur o. Saydığım, sevdiğim bir zattır. İyip imamıydı. Daha, biliyorsun. daha müezzin imam oldu sonradan. Efendim bu anlattı naklen dedi ki işte mevlitlerde duayı hoca beni çağırıyor dedi Çolak Mehmet Efendi Hazretleri. O zamanlar en iyi dua edenlermiş. Şimdi ben Eyüp'te de dedi bir semt caminden mevlid var. Kadın da sinemeki bir kadın böyle işte her şeyin olsun isteyen bir heyecanlı bir kadın. İsimleri yazmayı unutmuş. Kağıt da yok. Bana gel dedi ki isimlerde okunması ister. Hafız Efendi ben isimleri unutmuşum yazmaya kağıtta yok sen işte yazı ver. Ben de dedi cam ebatı almışım. 140'a 180 160 de var ya. He. onların arasına yazdım. 140'ın arasına Hacı Fatma. 160'ın arasına Hacı Ahmet falan böyle yazdım dedi. Verdim Hoca Efendi'ye yani. Hoca Efendi şimdi oku bak. 140'a Hacı Ahmet 166 160, 160 olan rakamlar cam ebatları sayıyor dedi. Eyvah, eyvah dedim ne yapalım? Ama dedi demedim. Ömür boyu de demedim desem çat ölürdü dedi sinirde. Yahu 160 e okursana okusana bir 160 ebatına Hacı Ahmet 170'e e bilmem Hacı Fatma diyor. Diyor yani. <laughs> Cam ebatı bu ya. <laughs> Böyle bir enteresan hatırasını anlatmıştı. İşte direkt okur dedi yani ona. Öyle şey yok. Tabi bilen yok. Neydi, ne dil ne dil şey de yok. Ha, efendim. Düzgün insanlar yani. Dürüst insanlar. Bulduğunu yiyen, bulmadığını şükreden insanlar. Hakikaten çok. O günler esas dehşetli günler onlar geçirmişlerdir. Mesela bugün Türkiye'de bir bir ezancı dendiği zaman Cemal Hoca Aksaray Valide. Mevlüt dendiği zaman Süleyman Efendi. Şey, Kemal, Hafız Kemal Efendi. Süleyman Efendi. Bu ikisinden net olmuştur. Türkiye'de Hafız Sami dahil. Veli Hüseyin. 4-5 kişiyi bunlar. Sonra Osmanlı son dönemi. Evet son dönemi. Evet son dönemi. Onun dışında sonra işte Meclis Sercülü haset Geredir. Onun dışında Esat işte Çanakkale'liler filan. Sonra bize kadar intikal etti yani. Böyle, böyle kuşa kuşa gidiyor. Şimdi çok ama şimdi bir tehlike var. Şimdi Kur'an üzerine gidiliyor. Kur'an'da parayla maalesef pazarlık ediliyor şimdi. Biz bir hissiyse beşer sözüdür. Aldıklarını şerefe göre dedi. Onda bir zarar görmesin derlerdi. Ama şimdi Kur'an'ı nasıl paha edip, edip ed satıp değil mi? Bu biraz tehlikeye düştü. Bu biraz tehlike duruma arz etti. Bunu inşallah hatta ki gün Diyanet'ten birisi diyor ki bunu nasıl halledeceğiz bilmiyor diyor yani. kardeşim baştan hiç okutmayacaktı. Hani gelmiş dedim adam balıkçı ya balıkçının başından değil de kuyruğunu kokluyormuş dedim. Balıkçı demiş ki ya ne yapıyorsun abi demiş. E, kokluyorum kokmuş mudur diye. E, koksa bunun başı kokar. Sen niye testler kokluyorsun deyince oğlum başının koktuğunu biliyorum da kuyruğa kadar indim bakıyorum demiş. Öyle mi şimdi? Hiç kuyruğa kadar indirdik mi hiç kötü. Hala indi bir defa. Nasıl çevireceksin? Vallahi şimdi tabii herkes çeşit çeşit şeyler söyleyebilir. Bana göre bir dini eğitimin olmayışı, aileler arasında bir diyalog, çocuk diyalog kurulamayışı. Mesela bugünkü tedrisatta anaya koca karı, babaya moruk deniyor şimdi. Efendim bir talebeye iffet nedir diye sorduğun zaman iffet sıra arkadaşım diyor. Yani işin Böyle boyutuna, gerçeğine inmek mümkün değil. Böyle öğretilmiş. Mesela en basitinden söyleyeyim belki yakışıksız olur ama Çanakkale törenlerinde Kadeş Vapuru meclisi var bili bili biliyorsunuz değil mi? Yani o zaman işte gençler Çanakkale efendim 18 şehitler, mesela geçen biz gittik program yaptık, televizyon verdi. Bilmiyorum, işte, efendim bunu Allah'a şükür bu 15 senedir çok dikkatli yapılıyor, gayretli yapılıyor. Gerçeğe uygun yapılıyor. O gün öyle değildi. Şarap şişesini alan, bir şişesini alıp işte kardeş vapuruyla genç kızlar, genç erkeklerin rezaletini günlerce anlattılar. Yani güzel şehitleri anmaya gidiliyordu. E bunu yapan kim? Şimdi bundan üniversite talebesi. Şimdi üniversiteye geleceği kadar bu işi ahlaki kuralları bilemez dini noksanlıkları varsa tamamlayamamışsa e nasıl halledeceksiniz bu işi? Hani bir insan şimdi bir demin ne dedik? Cahil, ümmi bir sıfatın içinde kapıda bize gel demeden giremezdik. Yaşlı birini suratla geçemezdik. Arkadan birine Ahmet dayı, Fatma yenge dayı ye bağırıp çağırıyamazdık. Yaşlı birisi eline bir yük almışsa yardım edin mi diye koşardık. Otobüse bindiğimiz zaman bir genç mümkün değil ihtiyar varken otursun orada. Şimdi gel numara uyku yapıyor değil mi? Arada farklar böyle. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Bu aileden gelir. Yoksa da okuldan. Okulda yoksa cemiyetten. Cemiyet de kokuşmuş. E okulda böyle ders Bir trafik kurallarına uygun değiller ya. Adam çoluk çocuğu burada ser böyle şimdi. Ya geçir, yaya geçici yerleri var. Bir de klakson çalınca ne çalışıyorsun? Ya örgütüyorsun ben diyor. Çalmayayım ama sen de önümü kesme kardeş, Değil mi? Kurallara uygun olmak lazım. Her şeyin bir kuralı vardır bizim. Dinin de kuralı vardır. Hayatın da kuralları vardır. Aile kuralları vardır. Cemiyet kuralları vardır. Dernek kuralları vardır. Devlet kuralları vardır. Hangisini eksik yaparsan muhakkak cezalandırırlar. Öyle değil mi? Sual sorarlar. E Allah da kurallarından eksik yapanlara soracaktır. Bunu kim yaptırmıyorsa, kim engel oluyorsa, kim buna mani oluyorsa Allah soracak bunlara. Şimdi Allah bir insanı öldürmek, tüm insanı öldürmek gibidir diyor ayetinde. Maide suresinde biliyorsunuz. Bir insanı kurtarmak, tüm insanı kurtarmak gibi diyor. Biz hangisini yapıyoruz? Öldürmeyi yapıyoruz. Yani tersini yapıyoruz yanlış. Bu nasıl olur? İşte dini tedrisatın topluma yansımasından, topluma verilmesinden, topluma iyi anlatılmasından ileri gelir. Bugüne kadar okullarda eğer bir felsefeci, bir edebiyatçı din hocalığı yapmasaydı, gerçek hocalığı gelseydi bu iş olmazdı. Adamın dediği gibi bu Kasımpaşa Lisesi'nde bir felsefeci din dersine girmiş. Vallahi böyle diyorlar, ben de inanmıyorum ama öyle söylüyorlar demiş. Ne anlatıyorsa yani. Şimdi şimdi böyle diyorlar ben de inanın derse sen inanır mısın bu şeye? bu gibi hallerle cemiyet bilhassa bu son dönemde 80'den sonra daha çok farklı bir hale geldik. İşte tapular yıkıldı filan gerçekler ortaya çıkmaya başladı diyoruz ama çok farklı bir meydana geldi şimdi. Doğu batı birbirine girdi şimdi. Şimdi doğunun kültürü başka. Deniz, Karadeniz gibi başka. Orta Anadolu başka. Batı Trakya başka. Herkesin bir anlayış tarzı var. Konuşma tarzı var. Aile yaşama tarzı var. E, birlik türlük tarzı tarz var. E, Trakya'da şimdi gider Adıyaman'da uymaz ki. Değil mi? Ama hep giriştik birbirimize. E, herkesin de kendine göre bir kültür seviyesi olmayınca boşluklar meydana geldi. O boşlukta adam televizyon dizilerinden gördüğünü, yaşadığını alıp kendine iş olarak, kültür olarak kabul edip onu yaşıyor şimdi. Öyle değil mi şimdi? Bu diziler mesela, ben mesela bu akşam bir şey var, diriliş var. Heyecanla bekliyorum. Geçen gün o Abdurrahman var, bir şeyde oynayanlardan sakallı. Abdurrahman'ı zaman sen bizim cerrahilere geliyor. Meğerse o İmam Hatipliymiş. Ben, ben dedi seni çocukluğundan beni takip edemeyeceğim dedi. Nasıl heyecanını duyuyorum. Ya dedi, çekiyorum dedim kardeşim. İlk defa böyle bir dizi geldi. Eğer bizi hiç işte, tam olmasa bile bizi heyecanlandıran, anlandıran, geçmişle gelecek kuşağı böyleymiş dedi de bir dizi geldi diyoruz. İşte o filin tabi biraz abartılı ama yani değil mi? Ya bize ait bir şeyler bunlar. Fikir veren bir şeyler. Ama şimdi işte ne de bizim hanım da bakıyor ona. Ne ne kırgınlar, ne genç kızlar var ya bir tane. Neyse aklıma gelmedi. Onları şey, onlar bir kimin ne yaptı belli de Okuldaki yok kızlar. O yani güne üniversite. Yani onlar şimdi bir öncülük yapacak. üniversite demek ki olgunluk çağı demektir. Mesela onun yaşandığını örnek alacaksınız. E alıyorsun, kötü yaşantısı var, onu öyle geleceksiniz. Ne yapacaksın? Böyle işte bizim geçmişteki gerçek kültürümüzü, yaşam tarzımızı silmek için ne gerekirse onu yaptılar. Gerek basınla, gerek gör, görsel televizyon, gerekse efendim filmlerle, dizilerle ne kadar inanç ve kültürümüz yakın bize uygunluk varsa hepsini silip atmaya çalıştılar. Maalesef halen de öyle çalışıyorlar. Şimdi bir şey başladı şimdi elhamdülillah. Karşılıklı bir şey ama zor. Mesela Yüzyıl dizisini çıkıyor. Ya. ya bir defa tüm aşağı çek yuvası mı yavrusu? Hangi kadını padişahın diğerleri görmüş olabilir Mümkün mü ya? Ama dedik biz, biz şeyle bir şeyle bu yaban bir yönetimine. Ya hocam dedi biz onu yapmazsak bir defa reytik olmuyor. Diyor. Plan yani reyti kafası içinde dini mi zedeleyeceksin? Bir geçmişimi mi lekeleyeceksin? Öyle değil mi yani? Yani bir reyti kafası içerisinde ben para kazanamayacağım diye beni kötülemeye, kötü göstermeye hakkın yok ki kardeşim ya. Varsa öyle şey göster. Ailesi. İşte anlatamıyoruz. Böyle yozlaştırırlar bizim kültürümüzü. Anlayışlarımız değişti. Şimdi anne baba evlat arasındaki şey de farklı. Senin aklın yermez diyor. Bir dur diyor. Şey sen, senin bu zekanla, görüşünle bu iş yürümez diyor adam. O anasına. Daha doğrusu Allah'a diyorsun haşa. Senin işin geride kaldı. O bitti. Bugüne bakacağız diyorum ne varsa. E öyle diyenler de var. Yani bu işin önüne nasıl geçilir? İyi bir tedris haliyle geçirebilir. Yani ilahiyat grubu seferber olacak. Doğusu, batısı demeyecek, gidecek. İnancını, dinini anlatacak. Kültürünü anlatacak. Seviyesini anlatacak. Yani coğrafya bölümler farklı olabilir. Ama onu bilene göndereceksin. Gidecek, anlatacak. Ve terör danası da böyle ortaya kalkabilir dün gitmediği için efendim hocasına vuruyor adam. Cami hocası vuruyor. E, dün bu işi anlatmadığı için bu işi yanlış diyor. Olmaz diyor, zaman geçti diyor. E, dünden başlasaydı bu böyle olmazdı. Ama yine işte zaman kaybetmekten öte ne zaman başlarsan hani öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir laf var. Bu e, şey ne zaman başlarsan karda odur yani. yani Yana başlamak lazım. Yılmamak lazım. Geleceği kurtarmak lazım. Yani e, Said Nursi Hazretleri'nin e, kel kör dediği Mustafa Kemal ve İnönü'ye atfen söylendiği iddia edilen işte birine kör birine kel sağır dediğin e, hakaret ettin diye mahkemeye dediği zaman Deniz Murat'ın şeyinde müdavasında ne söylüyorsun demiş sahibi hiç bakmıyorum şeye, evet grubunun masasına. Karşıda cam, oradan bakıyorum Bak, pencereye doğru. Bakıram, bakıram hakim bey. Şu karşıki evde bir yangın var. İçeride bir yaşlı kadın, bir çocuk var. Ben o hayatı koşmak için, kurtarmak için koşuram. Önüme sağır çıkmış, kör çıkmış, nasıl görürüm diyor. Ne <laughs> diyeyim? Mesela iman kurtarıyorum. Sebilci merhumu sordunuz bize bana bir evvelki şeyde. Sebilci merhumu Gönül Mehmet Efendi Hazretleri gibi anlatmak çok zor. Onlar gerçekten İstanbul kültürünü, terbiyesini hayata geçirmişler. Daha doğrusu İslam yaşayıyı hayata geçirmişler yaşamak. Çünkü biz diyoruz ki, ben şunu iddia ediyorum. 1400 senedir vaizler, hocalar hep konuşuyoruz. Hep konuşmada kalmıştır. Ama bir türlü hayata geçiremedik konuştuklarımızı. Onun için boşlukta kalıyoruz. Zevkimiz sadece bir an dinleme hattıyla geçiyor. Ondan sonra elektrikler sönüyor. Bir daha hat meydana gelmiyor. Şimdi onu şah meşhur Şemsettin Yeşilmehrum söylerdi bunun aynı misalini. Ben şurada da Etemez'le konuşurken, ben bu kürsüden konuşurken sizin haliniz öyle hale alıyor ki, Demirin ateşin rengini aldığı, kor rengini aldığı gibi kızarıyorsunuz, yanıp tutuşuyorsunuz. Benim konuşmam biter bitmez demirin suya girip coğuz diye aynı siyah rengini aldığı gibi alıyor, aynen eski hale dönüyorsunuz. Ve Allah'tan korkmaz adam iki adım yürüyor ateşle, yandığın ateşle diyor. Şimdi bizim bütün hayatımız sadece dinlemekle geçmiştir. Eğer dinlediklerimizi yaşanma hayatına geçeyseydik, bu millet böyle olmaz, bu ahlak bu kadar bozulmaz, bu dengesizlikler meydana gelmez. Şu söyledikleriniz, ne zamandan beri bu, bu değişiklik oldu, bozulma oldu dediniz noktaları bugün konuşulmazdı. İnanın ki böyle olurdu. Ama hem camimizde, hem evimizde, hem iş yerimizde, hem de tedrisatımız, okulumuzda falan bunlar olmadığı için sadece sözle kalmış oluyor. O zaman netice alamıyoruz. Efendim, gelenli Mehmet Efendi Hazretleri benim Kur'an yolunda, şeriat yolunda ilk hedefim hocam Sebilci Merhumda tasavvuf yolunda ikinci hedefim. Kur'an'ın özünü, güzelliğini, yaşam tarzını tasavvufta öğrendim. Ee, bu öğrendiklerimizden Muzaffer uzak Hazretlerini tanıdığım zaman kıştı böyle Şubat aylarıydı. Zannediyorum Şubat ayı evet. Cerrahilere gittim. Orada herkese böyle zerkilik vermezler. bir Hafız Kemal Efendi arkadaşımız vardı. O çok dikkatli bir arkadaştı. Her önüne gelene oraya sokmazdı yani hocam Ama fakire bir kapı açılırdı. işte i̇şte herhalde Rahmet Hocam'ın sebecinin bize gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı olsa gerek bana son derece bir müsamaha gösterirdi o akşam gittim maksure vardır böyle zikir harekasında şunu okuyordum <Sessizlik> remzi hakkı fehmi derler maksur yok değil mi dide <Sessizlik> binayim Ehli diller maneviyatı mazharı imiş. Müminin kalbinde mir'at Kabe-i Rehberi irfanı aşkı mazharı imiş. Padişah alem olmak Padişah alem olmak bir kuru kavgaymış Bir veliye bende olmak Oh bir veli ya bende vallak cümlede nevla amman, şeyim amman aman aman Dedim, maksule okuyorum. Rahmetli Müzaffer Hoca meydanda hay çekiyor. Hay, tuttu elime, geldi. Gel dedi meydana. Böyle beraber hac çekiyoruz. Bunu bana bir daha oku dedi. Okudum böyle gerçekten pınar misal akıyordu gözlerinden. Allah şefaatine ailesin. İltifat ederek dedi ki burası sana muhtaç dedi. Gel dedi. Burayı bırakma dedi. Bir hafta sonra vefat etti. Evet. Bunun için anlattım yani. 84. Vay vay vay, 32 sene oldu zaten. Bayağı yaşlanmışım demek ki. Her anlatışım bir yaşlandığımın ifadesini gösteriyor. Sır kalmadı artık. Gizleyecek taraf da kalmadı. <laughs> Hep gidiyoruz ileride. <laughs> Allah razı olsun. Evet o Elhamdülillah o iltifata mensur olduk. Bırakma dedi. Buraların sana ihtiyacı var. Allah Allah. E şimdi tabii bu tekke ve zaviyelerin ayakta kalmasını sağlayan umdelerden birisi de bu zakirliktir. Yani şimdi zikir halakasının seyrine, ritmine karşı hemen ona göre bir ilahi bulacaksınız. Ee, ve işte demin de anlattım. Sevilci Maruf'un, Kul Yusuf'un bu demin anlattığım şükür bize aba düştü, rıza düştü beni böyle son derece etkilemişti. Bir de Muzaffer Uzak Efendi'nin ümmetet habibine diye böyle bir şey var. En sonunda işte aşkıya azadeyle, aşkıya azadeyle, cevalinle ile kulum diye işte bu ya yaktı. Kulum diye ya değil. Allah Allah kulum ifadesini kabul ettirmek, Allah'ın bu ifadeyi bize kullanmasını istemek. Yani dünyalar değişmez ya, dünyalar versen olmaz. Kulum, bay 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 bay. Öyle söylemiş ki kulum diye yay Allah, işte reklam ilan bu, kulum diye yay Bunlar son derece beni etkilemiştir Çünkü başka bir şey yok. Alternatif yok yani hayat içinde. Birinin işte uhtesine girecek, korunmasına sığınacak. Yani o da korunmaya muhtaç. O da sığınmaya muhtaç. E ne yapacağız? Sığınılacak yer neresidir? Allah'ın kendi avucudur. Kulluk noktasıdır. Rabbim onu inşallah hepimize nasip etsin. Tasavvuf noktasında bunu gördüm, bunu bildim. Ama adam oldu mu? Hiçbir en et, etnek Çünkü bu yolda kendini firavunla aşağı görmeyen seyri yürüyemez. Bu işin tabazıyla iş yok. Hak budur. Ne olacak meşgul değil. Son anda ne olacak bilemiyorsun ki. Allah muhafaza. Yani onun için hep sonu hayırlı olan, sonu iyi nokta ile bitenlerden olmaya nasip etsin Allah. Bir defa toplumda, cemiyette en güzel insan kimdir diye sorulduğu zaman en güzel insan örnek olan insandır. Tomşu, komşusuyla, yakınıyla, akrabasıyla, dostlarıyla, toplumla, hele hele komşusuyla inisiyat kurabilen insandır en güzel insan. Ehli Cennet'te budur diyor Peygamberimiz. Sen cennet ehli mi istiyorsun sormak? Komşuna sor. Seni tasvip ediyor. Senden hoşnutsa ehli cennetsin. Yani biz bugün bunu kaybettik yani kültür olarak. Bir defa komşuluk şey kalmadı. Bizim çocukluğumuzda hele mesela İstanbul'a geldim zamanlar işte o bir hanımefendi yanı aldı demişim, Allah rahmet eylesin. Allah vefat etti. Onlar da şunu gördüm. Onlar da İstanbul hanımefendisiydi. Her ikindi de çay, ikindi çay yaparlar. Komşular toplanırlar. Herkes kendine düşen ne varsa işte çörektir, börektir filan Çaydır, şekerdir. Serilir herkes orada ikinci şey içer. Kah kah kah. Muhabbet, saygı, sevgi. Hiç art bir niyet yok, kötü düşünce yok. Efendim. Sonra o günlerde buzdolabı yok, şu yok, bu yok. Hemen hemen her evde sarnıçlar vardı. Kuyular. O buz gibi suyun içine ya kavunu karpuzu atarlar. Şişeleri sarkıtırlar. Orada soğuturlardı şeyleri. Yani İstanbul o zaman çok güzeldi ya. Şimdi buzdolabından içiyoruz midem ağrıyor. Buz gibi. Onu içtim şifa buluyorduk ya. Demek fark bu. O buzdolabı tabii bir buzdolabı tabii. Evet, o tabi halini kaybettik. Onun için suni hale düştük. E, suni hal daima insan rahatsız ederiz. Tabi halden uzaklaştığın zaman sıkıntı çıkar. Yapmacık olursun bir defa. Kabul ettiremezsin kendine. Lüküş derler. Değil mi? Yakışmaz Gör, he, yani yakışmaz derler, görgüsüz derler. Hani yeni köyden gelip de köylüyü küçümsemek demiyorum. İşte uzun ask, skarpin, hani topuklu şey giymek, onu yürümek ayrı bir sanattır tabii. Ama ona özenmiştir, yürümeyi bilmiyor. Ya ayağını burkuyor, ya topuk kırıyor. Öyle değil mi? Her şeyi bir yakışıyor. baştan öğren, her şey baştan. Ben anneannemi İstanbul'a getirdim, şalvarıyla, başörtüsüyle. Vapura bindik, o da korkarak geçmişti, o da bir hatıra. Ee, Dolmabahçe'nin orada bir şey vardı, yeşillik, şimdi oralar kalktı ya. Oğlum bura pek güzel bir gel, bir gözleme almış belinde. Gel de şunu bir gözleme yiyelim sen dedi. <laughs> Anam bizi, onu bizim yayla çayırı zannediyor, anneanneciğim, Allah rahmet eylesin. E o zaman kalabalıkta değil tabii bu kadar. Efendim, öyle evde yiyelim anneanneciğim, evde anne, şey, gelin de yesin de falan diyerek. Eve getirmiştik Allah a. Rahmet eylesin. Pek güzel insanlardı. Güzel hoca efendiler gördük. Saygın hoca efendiler gördük. Çünkü neden saygın diyorum? O hoca bendiler geçerken kahvede, sokakta, bakkal önünde duran kişi kalkar. Hoca efendi geçiyor, ceket düğmelerlerdi. Saygı duyarlardı. Şimdi bacak bacak üstüne atmış, sigarayı üflüyor ona Almanya'da gördüm gitti zaman. Hoca bir çay yap ya diyor. Oradaki hizmetçiden, yani dini görev yapan hoca ben diye. Hoca bir çay yapsana. Yani bu nasıl söylenebiliyor? Bu nasıl bir edep, nasıl bir nezaket, nasıl bir terbiye? Yani hani hoca çay yap, yapar ama hocanın bir ünvanı var, saygınlığı var. Ne yapar, ne yapmaz o ayrı bir sanattır. Ama hoca çay yapmasın. Ama diyeceksen peygamber suya evvela. ümmetin en hayırlısı değil mi? Seyyidül kavmi hadi muham. En üstünü kimdir? Hizmet eden kişidir. Allah Resulü su dağıtmış. Birisi demiş ki ya siz utanmıyor musunuz? Peygamber kalkıp su Biz utanmaktan öte onun elinden su işimizi gururlanıyoruz demiş. Yoksa onu yormak maksadımız değil. Bize o şeref yeter diye istiyoruz demiş. Tabi. İşte bu da ayrı bir şey. Bu da bir ayrı bir incelik. İşte İstanbul bu kadar şirin, bu kadar güzel insanların bulunduğu topluluktu. Birden nasıl değişti? İnsanın aklı ermiyor. Bütün nasıl değişti ya Rabbi? Yani camileri dolduran bir mevlit var diye Ankara'dan adam getiren bir topluluk, bir grup. birden Birdenbire nasıl soyutlandı, sıfırlandı. Yani anlamak anlamak zor. Kendi işimizden de var tabi bu işin e, yanlışlarını işte okunsa şudur okuyan para alır, dinleyen şeker alır, işte okutan da hava alır. <laughs> Düşünceleriniz her deden bizim sahamızdaki müceddidler de vardır. Halbuki dini biz bu memlekette dini mevlitten öğrendik. Peygamberin anasını kimden öğrendiniz? Okulda var mıydı? Babasını kimden öğrendik? Dedesini kimden öğrendik? Şeceresini kimden öğrendik? Yani soruyor bize. Bu biz bak mesela Bosna her şeye gittiğimiz zaman oradakiler diyorlar ki bizi iki şey kurtardı. Birliğimizi bozmamışız. Düzenimizi ayakta tutmuş olan tekkecilik ve mevlidçilik diyor. Muhakkak namazda kılmasa tekkeye uğrar. Mevlide muhakkak istirak eder. O beraberlik, bütünlük bizim kişiliğimizi, kimliğimizi bir araya getirdi. Kafire karşı mücadele verdi diyor. E bizi bütünleştiren bir topluluktur. Bir araya getiriyor. Ya e bunun yanlış doğru eksik hesabı. O zaman suistimal etmemek lazım. Mevcut olan bir şeyi, kültürü yok etmektense onun eksiklerini de yerine getirmek. Neyse Peygamber ne buyuruyor? Ben bir yeni din getirmedim. Gelen bir dinin eksiklerini, yanlışlıkları varsa onları düzeltmeye geldim diyor. Adem'le birlikte aynı din dindir. Değil mi? Yoksa ben yeni bir din getirmedim. Kimisi hurafe girmişse, yanlışlık girmişse, mesela bir tavafın çıplak yapılması, ıslık çalarak efendim e, şey yapılması, tavaf edilmesini e, bu yanlış dedim diyor. Bunu ancak müşrikler Allah'ın dışındaki ve ona inanmayanların dışındaki de insanın yaptıkları şeylerdir. Biz bunu düzeltmeye geldik diyor e onlar Müzelife'den yukarı çıkmıyorlardı. Biz Arafat'a çıkmaya, değil mi? Düzeltmeye geldik. E Allah Resulü bu şey için böyle dediğine göre bizde eğer bu kültür varsa ki var, e bunu sen yok etmek derse neyse eksi bunu düzelt. Bunu çaresin ara değil mi? Yok diye asırlardır yapılabilen bir geleneği kültürü birden kaldırdığın zaman boşluk meydana gelmez mi? Değil mi? Mesela Kur'an okunuyor arada salavat getiriliyor. E bir ara gelip abdestli olarak dinlenebiliyor. Allah ve Resulü hatırlatılabiliyor. E i̇nsanların kendilerine olan bazı muhabbetler artıyor. Saygınlığı gelişiyor. E yani bence güzel bir şey bu. Dellere kedi erişemedi, ciğere kokmuş deller diye bir şey söyler. Bunu konuşanların birçoğu bu parayla nönen, nemen alınmışlardır. Bu mevlüt kokusuyla okumuşlardır. Onun hareketiyle bu hale gelmişlerdir. Ama şimdi derler ki kenep böceği vardır. yaptığı işi beğenmez mi? Sonraki hayatı o. Onun için çok affedersiniz. Harman yerinde eşek diyor, çiş yapar. Saman çöpü de onun üzerine konar. Sinek de onun üzerine oturmuş. Sallandıkça okyanusta gemi var zannedermiş. Hep be benim gibi var mı dermiş sinek. Herkes kendini nerede gördüğünü bilmesi lazım. Anlatabildim mi? Ama onlar öyle sinek gibi iddialar üzerine durup konuşuyorlar. Yanlış yapıyorlar. Fakat mesela bu meslekte bu mevlidçilik mevlidçiliğinde demin şeyde de konuştuğum gibi mesela birçok arkadaşlar, dostlar mevlide karşı gibi gözükenler bile fakire saygı duymuşlardır. Ve kaset istemişlerdir. Eğer hatta Hayrettin Karim Hoca, eğer olacaksa ben bu Cahil Yılmaz'la denemem demiştir. Neden? Bu tek tasavvufun getirdiği şey bu O Bu bizde olan bir şey değil. Bizde var zannediyor onlar. Tasavvuf o yoldayız ya. Yani onların içine girdik ya. Beni de bir adam oldu zannediyorlar. O noktada bizi istiyorlar. Ben öyle hissediyorum. Yoksa benim bir marifetimden dolayı değil yani. Anladın mı? Onlar bu yolda kendimizi efendim bulundurduğumuz için o işi ben ondan dinlerim deme şeyine efendim ancak o güzelliği erdiriyorlar bizi Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin bir çoğuna. Kim bu mesela yahu kardeşim nerede ne okuyacağını bilen adam diyor. Ne diyeceğiz ona diyor. <laughs> efendim sünnette ne okunur? İkahta ne okunur? Vefatta ne okunur? Doğumda ne okunur? Evlilirken ne okunur? Bunların her şeyi yer yurdu var. Öyle mi? Önüne gelen her şey iki şeyle olmaz bu. Bu bir sanatsa, bu bir kültürse bunun bazı uzanabileceğiyle uzanacaksınız. Mesela İslam'da, Osmanlı'da bir tarif var. Besmele tarifi biliyorsunuz değil mi? Bir kızcağız veya çocuk dört sene on gün, dört aylık dört günlük olduğu zaman Besmele merasimi yapılır, Mevlid merasimi yapılır. Onu Sübyan Mektebi'ne hazırlarlar. Zekasına göre, davranışına göre, seçme hakkına göre orada sen şunu okursun, sen bunu yaparsın. Neye yatkınsa kafası öyle yetiştiriliyor. Ama bugün öyle değil ki. Şimdi şey, Sübyan Mektepleri var. Yok, şimdi yok ya ne diyorlar onlar şimdi? Ana okulları falan. Ana okuluna dört yaşını gönderiyor ama okutan kim? hiçbir dini bir tedrisatı, aşkası, yakışık tarafı yok. Ne kıyafetinde var, ne sözünde var, ne davranışında var. E ne öğretecek bu kıza, bu çocuğa? İşte gösteriyorlar bazen tokatla döve döve. Çocuk katledenler var ya, tabii değil mi? İşte olmaz. Her şeyin meselesi bilene vereceksiniz. Şimdi adam gelmiş şeyhine, demiş ki siz her şey Kur'an'da var diyorsunuz. Mesela demiş, ben bir bina yapacağım demiş. Bana şu binanın gelini giderini bir hesap etsin. Kur'an ne diyor demiş. Ne kadar tuğla harcayacağım, ne kadar kereste, ne kadar işte şu iç dış malzeme. Bana bir hesap yapın. Ona göre demiş kendimi hazırlayacağım, bina yapacağım demiş. Hoca efendi hemen çağırmış. Oğlum git Mimar Ahmet Efendi'yi çağır gel demiş. Mimar Ahmet Efendi'yi çağırmışlar gelmiş. Bu sorduktan oğlum ona anlat demiş. Ona anlatıyor. O da bir kaba taslak bir hesap çıkartıyor. Sonra aklı başına gelmiş. Ya o tabi bilir demiş. Ben sana Kur'an'dan soruyorum. Ya Kur'an'da böyle en kötü aklıma gelmedi ayet. Ayeti okumuş. Allah bilene sor diyor demiş. Ben demiş mimar değilim ama mimara soracaksın. Öyle değil mi? O şimdi herkes her şeyi bilemez ki. Mümkün değil ki. İşi, o zaman işi bilen yapsın. Ama bu bilene vermiyorlar ki. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Ve bizi bizimle yok etmeye çalışıyorlar. Aynı lisanı konuşan, aynı havayı yaşamaya çalışan, aynı dini sahillikleri gibi gözükenlerle vurdurmaya çalışıyorlar bizi. Bu çok işte Allah muhafaza. Hazreti Ali Efendimiz böyle şehit etmişlerdir. Hazreti Ömer Efendimiz böyle şehit olmuş. Hazreti Osman Efendimiz bu şekilde şehit etmiş. Kerbera'da Hazreti Hüseyin Efendimiz bu şekilde şehit etmiş. Hep Müslüman yapanlar, namaz kılan insanlar. Dışarıdan, Çin'den, Mısır'dan, Hiraun'dan gelenler değil ki bunlar. Öyle değil mi? Seni işte en mühim olan kurdu piçiyle harcadılarmış. Kurdun piçini köpektir efendim. Köpek kurda şey yapardı ama onu şey aynı renk dinliyor. İşte bizi de la teşbih ağır bir kelime belki ama biz de bize olanlar gibi gösterenlerine vurdurmaya çalışıyorlar. Allah bayramımızı indirmesin, ezan ve kurnalarımızı dindirmesin. Müminleri böldürmesin inşallah. iman i̇man ateşimizi söndürmesin Rabbim. Evet işte tasavvuf bu yönden sevilci merhumun yaşam tarzı okuma Niye farklıdır? E, o tekke tavırı farklıdır. O muhabbete göre okunur. O bir dadi da haktır. Ama istersen verirler. İstemezsen olmaz bu. Şimdi bazen programlarda telefon geliyor televizyonda bir radyoda. Hocam talebe e, bu kardeşim arz talep meselesi. Kalkıp da ben evden gel ben sana şunu öğreteceğim denmez ki. Gelirsin ben öğreneceğim dersin. Ben de bu yolda olmak istiyorum hocam. De? O zaman uyarsa uymazsa devam edersin. Sen bilirsin. Bana sebiz merhum hocam sen böyle olacaksın demedi ki. Gel dedi. Beni bırakma. Sesin kalitesi, yapısı bana uygun. Zekan uygun, işi seviyorsun. Biz daima her yerde söylüyoruz. Biz iş göre bazı görevli olduğumuz zaman daha emekli olmazdan evvel. Bir iki sene işte ders vermeye adam kıtında ezan dersi vermeye falan işte müezzinlik nasıl olur diye görevlendirilmiştik. İlk sözüm şu olmuştu benim. Nasıl ezan okuyorsunuz? İşte hayır nasıl başlıyorsunuz? Allah'u ekber. Oğlum onu ben de biliyorum. Nasıl başlıyor? Hocam ne demek? Ya kardeşim. Ezan okumaya başlamazdan evvel destur alıyor musun? Destur ya Hazreti Allah, destur ya Seyyidi Ya Resulallah. destur ya Bilal-i Habeşi Ümmü Mektum diye. Esas destur, müsaade alacağın yerlerden almadan Allahu Ekber diyorsan hava alırsın. Ama böyle yaparsan okuyan sen olmazsın. Gel Bilal okur, sen okudu zannederler. Allah abes çirkin bir şey yaratmaz, hiçbir ses çirkin olmaz. İnsan kendi kendini eğitemediği, yetiştiremediği için, geliştiremediği için çekilecek. 70 senedir tanıdığım, 63 senedir tanıdığım hoca efendi var. Köyden geldiği gibi duruyor diyor. Sesi de, özü eşe. Ya insan bir değil mi? Merak eder. E, bu iş sevdalık işidir. Mesela can veriyorsun bir kızı sevmek için. Yol, tıpuşta, kışta, buzda duruyorsun yolda. Niye seviyorum diye titiyorsun ama ya bu işi ondan daha ilerisine söyleyeceksin. Bu senin mesleğin. Bu senin yolun. Bu senin ekmek tekne. Bu senin varlığın. Allah seni bu noktada hem de tercih etmiş. Sen de bu tercihi kullan kardeşim. Ama oturduğun yerde durma yani. Ben şimdi telefon ediyor. Hocam bir Mersi'ye oğlum Mersi'ye Yazayım ama Mersiye'yi şiir gibi okumak bir şey başka. Mersiye'yi yaşatarak okumak başka. Tarihi canlandıracaksın. Mersiye bir hadisenin, hukuku bulduğu hadisenin anlatımıdır. Ahıttır bu. Mesela diyor, efendim, Ali Asgar susuzdur uyku girmez gözüne uymuş asi insanlar bir yezidi yesine söyler. Bunlar nasıl bakacak Muhammed'in yüzüne diyor şair. Şimdi yani bunu söylerken yaşamanın o hadiseyi canlandırmanın hikmetini bileceksin. Acı bu acıyı hissedeceksin. Yoksa sana Mersiye ödülü vermezler. Kendiliğinden de gelmez o. Elhamdülillah. Onun için Allah bunu verenlere, bana sebep olanlara razı olsun. Efendim, hocam da Gönel ve Hazretleri de aynen mukabelede bulur. Sebeci Marfum son derece bize efendim e, muhabbeti vardı, verdiği muhabbeti vardı. Her türlü ilahi beraber geçer. Senden nerede olsa her yerde okurum diyen bir hoca efendinin elinde büyüdük. Sazendelerle birlikte e, şarkı söyleyecek kişiden evvel bir fasılda gazel okuyan. Yani kendisi iyi def vurup Sonra onu tekkede bendir diyoruz masal diyor onlara. Çok güzel bir şey vururdu. Ee, şimdi fasıl başlamazdan evvel e, bu yarım saat bir gelen işte müşterileri hoş arkadan da sanatkar geliyor tabii işte. Bu aradaki dengeyi sağlayan gazelle işte hop, milleti evler coşturan kişilerden biri. Ama e, o yolda çalışan bir arkadaşından dinledim. Cebilci dedi işte falan da gazinoda okurdu ama seccadesi kapı arkasındadır. Namazı da bırakmaz derdi. Allah rahmet eylesin. bunu bir geçim kaynağı olarak seçmiş ama emir ilahi de unutmamış. Oradan geliyordu zaten muhabbet. Mesela Rufailere ilk gittim. Muhittin Efendi Hazretleri çok değişik. Mesela Hacca gidecek 75'liydi galiba 74 75. Yatıyorum kaldırdılar. Celal Hoca'yı çağırın Taha'yı dinlemeden gitmem. Taha'yı öyle işte orada meydana okuduğum zaman çok bağırı çağırırlardı. Yani öyle bir muhabbet olan insandı Taha. Allah sana Rabbim Bilal-i Habeşi'nin mescidinde ezan okumayı nasip etsin. Öyle dua ederdi. Allah rahmet eylesin. Şimdi onu tanıdığım zaman Ayşe kızım. Gül yalama vardır bir faydalı biliyor musun? Gül. İşte bundan anlatmak çok zor işte. Gül nasıl, ne demektir? Gül, rengi gül rengi olacak, kırmızı her olacak. Ne de? Demiri ateşte kızartıyorsun. Anlatabildim Hı. mi? O demiri kızartıyor. Oh, doğrusu bu derdin haymış Allah Çıkarı, demiri vuruyor. Et kokuyor, et. Izgara kokar ya. Vallahi bunu şahit oldum. Bunu kokardı Rahmetli Rahmetli sebebiciler başlarda alamadı tabii. Gelir, vurur ondan sonra ah, hay, eh, hay, eh, Allah, hay diye üç, dört defa döner demir kırmızını simsiye hale getirirdi. Ne dudağı yanmış, ne dili kabarmış. Bu hadiseler biraz çok son derece tezif bir e, nefsime lanet olsun inşallah ona uygun olmaz. E, yaşadığım bir şeyi anlatayım. Umre'ye gittik bu sefer. Şimdi insanlar bulunduğu veya gittiği çevrenin coğrafi noktasını bilenlerle iyi temas etmesi lazım. Orada iyi bilenlerle ünsiyet kurmak lazım. Gerçekten öyle. Şimdi 32 senedir biz Uhud'a gidiyoruz yani. Ben gündüz giderdim. Sonra 10 seneden fazla gece gidiyorum. Şimdi Celal Yılmaz'ın sünneti diyor bazı gruplar. Allah razı olsun. Çünkü gece gittiğim zaman Uhud şehitlerin kokusunu hissediyordu. Manolyo kokusu. Gül kokusu geliyordu. Fakat bu sene çok enteresan bir şeyle karşılaştım. 32 sene evvel heyecanla gittim. Hacca gidip, ilk gidiyorum. İlk hacca gidiyorum. Ama çok az şeyim yani. Allah var heyecanlıyım. Garajlara geldik Medine'de. Medine girmek ziyaret etmek yasak dediler. Dönüşte, Mekke dönüşünden sonra. Allah. Kaçacağım bilmiyorum da Yani ilk defa gidiyorum yani. Nasıl yapacağım? Git görmeden mümkün değil duramam diye. Allah nasıl? Orada benim bir dostum vardı buradan. Orada inşaat yapıyordu mimar. Aa, otobüsün gölgesinde yorgun acık uyuyordum. Isırsam mı? Yoksa öpsem mi diye bir ses duydum. Abi baktım Mesut abi Hemen kucaklaştık. Dedi ki hemen gidelim. Biz orada sıvıştık. İnşaatta gidip banyo aldım. Onların inşaat efendim şantiyede. Beni doğru Medine'ye götürdü ama daha hala nereden nasıl gittiğimizi bilemiyorum. Sarhoşum ya. Orada iki rekat namaz kıldım. Son secdede bir koku geldi kızım. Böyle bir rayiha ben hayatta görmedim, duymadım. Güya İstanbul çocuğu sayılırız. Sosyalistlerin içinde de büyüdük. Kokuların içinde öyle. Böyle bir koku yok ya. O gün bugün o kokuyu aradım gelmedi. Bir daha o kokuyu duyamadım. Hep üzülüyordum. Kendimi Uhud'daki o kokuyla teselli ediyordum. Fakat bu sefer bize bir arkadaş Efendimizin Uhud'da yaralandığı zaman yanağına şaplandı ya istirahat ettiği bir mağaraya götürdü. Allah Allah Vallahi o 32 sene evvelki kokuyu orada gördüm. Allah Allah Efendimiz oradaymış demek ki. Orada taş erimiş, yastık olmuş kızım. Geldi, istirahat etti ya. Yan olarak e ezilmiş, düzleşmiş oturmayı. Baş koymaya yastık olmuş. Orada Übeydullah bin Cerrah radıyallahu anh yanağından kan akmasın, yere düşmesin emiyor. Ve diyor ki Kanımı mı emiyorsun ya Ebedullah? Evet ya Allah benim kanımı emeni yakmaz. Ya Rabbi. Fatıma annemiz geliyor işte enterayı yırtıyor, yakıyor. Küllerek orada yarasını işte düzeltmeye, tedavi etmeye çalışıyorlar. O koku, hala sarhoşluyum yani o kokuyu. Duydum ya, yet elhamdülillah. Demek ki bilenle gideceksin. 32 senede orada gidiyoruz oraya, şurada oturduk, şu denir. Orada halbuki biraz içeri girilecekmiş orada hatta. İstirahat edip oturduğu yattığı yere. İşte bilen diyor ya. Evet. Ah üzülme. Şimdi ben İstanbul'u duyardık biz. Ee, bizim köyde bir işte dede vardı. Hani bizi kaçarken yakaladı dedik ya. O dede İstanbul'a gider gelirdi bizim çocuk duyardık. Hatta torununa bir elbise de getirmişti oradan. Hiç unutmuyorum. İstanbul'u işte kayık anlatırken biz ekmek teknesi var ya öyle tarif ederler. Ben de ekmek teknesi de derdim hani aynen o kadar. Hatta ulan insan ona suar mı derdim yani değil mi tekne bir şey. Ama o şeyimde kalmıştı. İstanbul'a geldiğim Üsküdar Vapur İskelesi'nde İskele Camii önünde. Hava böyle bat, şey işte tan yeri ağırmak üzere falan sabah karşı gelmişiz demek ki. Orada vapur bekleriyor çünkü gece gece gece. gece. İskele İskele Cami var şeyde. Mihrimah Cami, Mihrimah. Evet. Üsküdar Mihrimah Cami. Mihirbat, yani Yani Sedefsindeki cami. Evet. Onun önünde oradan hatırlıyorum yani şeyi. Orada geldiğim zaman yani İstanbul bana bir cennet gibi bir şey oldu yani böyle hiç ufkumda, hayalimde düşünemeyeceğim, düşünemediğim Böyle bir yer var mı diye diyemeyeceğim bir şey. Tarif edemem Çok güç bir şey. Valla emin önüne indik. Allah. Karınca gibi insanlar? Allah Allah. E, tramvaylar. Efendim trenimizde daha sonra geldi. Efendim el arabaları. Bir kıyamet kopuyor. İşte hal orada herkes işte sebzesini, şeyini, meyvesini alıp satacak herkes arabalara. Biz de oradan baştan anlattığımız gibi üzüm salkı üzüm almıştık, bir, kilo, bir de ekmek. İşte bir yıkık binada bir yemiştik. O, şimdi 52'sinde geldiğim, yanından çıktığımda hala durur. Hep ona bakarım böyle, selam veririm ona. Köşede. Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin, şey, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin tam o arkasındaki yol var arada. Oradan kilise camine çıkardık. Oradan yürür sirkeciye memleketten gelen, gidenler varsa haber almaya ihtiyaç varsa birkaç kuruşta borç alıp işte ebeveynimiz ölesin diye şey yapardık o şeyde. Ama o zaman küçük pazar denilen bugünkü. Oralarda mükemmel aileler oturuyor. Koca bir semt orası. Süleymaniye semti. Oralarda mükemmel insanlar vardı. Gene alışveriş depoları vardı. Tahtakale hala devam ederdi. Mahmutbaşı'nın da öyleydi efendim ama İstanbul mükemmeldi. İlk defa olarak ya bu kredi evleri yapıldı bu Aksaray'a çıkarken solda. Hep böyle bakardık böyle bir yüksek ev olur mu diye. Apartman yoktu. Yani. Apartman yoktu. Böyle gökdelenler yoktu bunlar. Allah razı o şey İstanbul estetiğini bozdular Sonra belediye oldu işte daha sonra İstanbul Belediye binası oldu. Buraya merakla herkes bakmaya gelirdi onlar şimdi tarihe kavuştu gitti. Ve İstanbul, Aksaray, şimdi Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin şey var, heykeli var ya şimdi atlı. Orada bir koskoca mahalleydi. Orada çok güzel mısırlar yerdik yani. Yani İstanbul tarif çok zor ya. O güzel mahalle gitti şimdi yani onlar kalktı. Vatan Caddesi, Aksaray'a mesela Cumbolu evler vardı o zaman. Muratpaşa Camii'ni bulamazdık mahalle içindeydi. Hatta Muratpaşa caminin Camii'nin iki ev, bu Millet Caddesi var ya şimdi. Oradaki bir cumba, işte bal çıkıntı, tramvaya değdi de iddia ederlerdi. Böyle tramvaya değdi diyecek böyle. mükemmel yerlerdi. Efendim, Edirne Kapı'da falan oralar biraz serbestti. Ondan o top kapıdan öte ev diye bir şey yoktu. İleride Bakırköy'de bazı köşkler, mökler vardı. Daha Cumhuriyet döneminden evvelki yaşam tarzında olanlarda. O şirin evlermiş, şey işte bahçeli evlermiş bilmem. Yani oradan ötesine hiç laf olarak, mahalle olarak, hatta oradan bedavaydı. Ulan buraya kim gelir otur derdik yani. Çok uzak çünkü biliyor musun? İstanbul dışı. Ama şimdi her taraf şehir olmuş tabii. Efendim, sur dışı bir defa İstanbul değil. Sur içi İstanbul'dur. Eee ismi Hasköy, Kasımbaşı, Beyoğlu, Efendim bankalar, Süleymaniye, Bahçe Kapı, Efendim Balat, Ayvansaray, Cibali, Efendim işte e, Akde, Karadeniz Caddesi falan, Cahliç Caddesi. Buralar İstanbul'un en güzel yerleriydi. Daha çok sosyetenin oturduğu yer, Laleli, Soğanlı bölgesidir. Ev ağır insanlar orada oturur. Mükemmel insanlar. Efendim, e, hatta neydi bir kadın var ya, meşhur Nadire. Nadire Hanım'da galiba şey işte. Ona takılırlar. Efendim, Ragıp Paşa ile arasında geçen şeyleri anlatırlar. Özel şey. Onlar oralarda otururdu. İstanbul'un en eskileri, köklü aileleri ve zengin aileleri orada otururdu laleli salona, işte küçük Ayasofya ileri gidiyorsunuz, Gedik Paşa. Oraları bilirsiniz değil mi Ece Efendim, oralar yeni kapı fevkalade yani şemtindir. Ama şimdi her yer ayakkabıcı olmuş, oralar dükkan olmuş. Yani insan kalmamış, sadece çalışanlar kalmış. Konaklar daha çok Kadıköy tarafında olurdu. Yazlık mesela yerleri diye. Halen de son ana kadar vardı çok konaklar. Köşkler vardı oralarda. E, Beylerbeyi tarafında, Cüzücü tarafında var. göv tarafında Boğaz yalılar vardı. E, bu tarafta efendim Beşiktaş, Bebek, Ortaköy. Buralarda da ahşap evler vardı. Dağlar öyle şey bina yoktu. E, Sarıyer çok küçüktü. E, Emirgen meşhurdu. Efendim, ama hep cumbalı evler vardı böyle. Kâgir ev pek nadirdi yani. Sonradan bu kâgir ev çıktı işte. Efendim romatizme başladı. Siyatik başladı yani. O günkü şartlarda bu akşam evlerde yaşayanlarda siyatik romatizma diye bir şey hiç kimse bilmezdi yani. Öyle doktor hastalık yoktu ki. Ama şimdi hepimiz dahil belimiz ağrıyor, dizimiz ağrıyor işte. Oturarak kılmaya çalışıyoruz şimdi namazlarımızı bu hale geldi. Fatih başlı başına bir semttir. Saygın bir semttir. Çok böyle manevi noktada düzgün insanların oturduğu yerdir. Daha çok Molla tipi. sonra oraya Siirt halkı gelmiş. Siirt'ten birçok kişi orada oturuyor. Şimdi. Halen de Sonradan orasını işgal etmiş. Biraz farklılık olmuş. Yani kültür değişikliği meydana gelmiş. Ama baştan Fatih ağırlıklı olan bir yerdi. Mesela Gönen Hoca'mız orada otururdu Fatih'de. E, meşhur e, Kastam, Ömer Kastamonu Hazretleri Hoca'mız orada oturuyordu. Ayaklı Kütüphane dediğimiz efendim e, neydi zatın adı? İsmail Efendi değil. Mustafa Efendi. Ayaklı Kütüphane dedi Mustafa Efendi. Efendim o kim biliyor musunuz? kitap satar. Ama derya. Nerede satardı kitabı? Fatih Camii'nin e, Fatih Mezarı'na kabine girme kapı var ya. O arada satardı kitabı. Böyle bir şey vardı el arabası gibi. Orada işte kış saat orada satardı. Ama büyük bir alim. Rumeli'den gelmiş. Yerleşmiş. Birçok kişi ondan ders alardı. Onu bilmeyen yoktur yani. Büyük bir zat haliydi o. E Eman Nasir Bey'in Hazretleri orada otururdu. Efendim Fatih biz Kamil Efendi vardı. Yani galiba orada. Efendim. E sonra Ali Yakup Hoca Efendi geldi. Abdurrahman Şeref Hoca efendim Fatih Hatibi'ydi. Cuma günleri hutbe okuyordu. E, Ali Haydar Efendi vardı daha çok orada mesela. 58'de cenazesinde bulundum ben. Şey, şey. Ali Ali Haydar Efendi, Mahmut Efendi'nin şeyi onun mezarına şey tabutunun altına efendim e, Mahmut Efendi hiç unutmam girdi. Edirne kapıya kadar tabutun altına çıkmadı. Fatih'ten. Hiç onun kan teri içinde olmuştu. Hava da biraz sıcaktı. Çok kalabalık bir cenaze merasimi olmuştu. Ali Haydar Efendi bir derya tabi. Dört mezhebe fesbe verin zaten dört, dört, mezhepten. Efendim bir ekol, bir manevi lider bir iyi eğitimci bir öğretimci. Efendim, bunları Fatih etti. Efendim, Emin Saraç Hoca var şimdi halen. E, o şeyden gelen, efendim, bu ekolden gelen gruplardan. E, işte i̇şte, nasıl anlatayım? Güzel insanlar vardı Fatih'te. Bilim, ilim, işte Esat Kere'de Fatih'ti, Beci Sözgü Fatih'ti. Bunlar hepsi Fatih'teydi. Efendim daha çok manevi lider havası içine taşıyanlar birçokları vardı. Bektaşi şeyhleri de vardı dede dede. De. Neydi ya adı Bektaşi şey çok. Efendim, asaf Efendi miydi? Yani. Lafı çok, biraz da unut, unutkanlık başladı bende kızım. Böyle güzel laf ederler böyle. Hatta e, Bektaşi efendim şeyhini gece rüyasında zebaniyle cehenneme sürükliyorlarmış. İte kaka götürürken ne vuruyorsun lan gidiyoruz demiş şey kızmış. Zebani de hala konuşuyormuş lan buna bir tokat koymuş ensesine gözler fırlamış. Delmiş şeyh baba demiş ki işte böyle yapıyorsunuz da buraya kimse girmek istemiyor diyormuş yani. Yapmasa herkes gidecek. Burada işte Böyle şeyler işte insanlar bu eski vaazlar, eski hoca efendiler cemaate naklen bir şey anlatırken birisi uyuyorsa, esniyorsa, hani hap yapıyorsa falan derler ya. Baktı ki anlattığından hiç zevk aldığı yok kendi devasında. Muhakkak bir espri, hareket bir şey anlatırlar böyle. <laughs> Gülsün de kendine gelsin diyor. Birkaç dakika daha oyalardı <laughs> Şimdiki de öyle değil. Kapattı mı konuşuyor. <laughs> Ama onlar her insanın anlayacağı dilden, her insanın rahat dinlemesini sağlamak bakımından güzel şeyler söyler, sıkıntı varsa hemen çevirir. Bir Ona göre onun hoşuna gidecek bir şey anlatırlardı. Bu, o bir sanattır tabii. Bugün onlar yok. Mesela bu Marife Şeref, Şeref hocamızda vardı. Bugün e, istersen bir kısa anlatayım. Beyazıt Camii'nde konuşuyor. Efendim, her pazartesi galiba. Dinleyen bir grup zaten pazartesi işte. İçinde Arnavut, Hoca Efendi Şumlu'da Bulgaristanlı. Şimdi böyle biraz rehavet çabası olanları görmüş. Yani. İçinde onlardan bir Arnavutmuş bu şey. Hemen bir Arnavut hikayesine başlamış. Demiş ki Arnavut hastalanmış ağır yatakta. Arnavut gözünü açıyor Arnavut deyince. Efendim, i̇ki tane oğlu var çağırmış. Çocuklar gelesiniz. Gelmişler. Buyur babacığım. Bak ben ölmek üzereyim. Ben öldüğüm aynen o tabirle konuşurlar. Ben öldüğüm mü mezarıma bir gece bekleyesiniz. Mezarımın başında. He baba. Adam ölmüş. Gömmüşler. gece bekleyecekler ama ikisi de i̇şte mezardan korkuyorlar. Demiş ki bir tanesi abi babam böyle bir vasiyet etti ama ben bekleyemem demiş. Ben de bekleyemem. Ne yapacağız? Ben korkarım demiş. Bizim Bekçi Murtaza'ya para verelim, bekletelim. Babamın sözü yerine gelsin. Bekçi Murtaza'ya da o da korkuyor ama erkekli yere vurmuyor. Beklerim ama 30 gayma alırım demiş Bekçi. 30 gayma çok para o zaman tabii. Ya çok para da esen sen bilirsin demiş. O zaman demişler ki bekliyorsun sonra alırsın parayı. E tamam. Bekçi Ali Murtaza Efendi mavzarı almış tabanca. pişmanı takmış. Doğru mezarlığa gitmiş mezarlıkta beklerken iki kardeş konuşuyorlar şimdi. Ya abi bu Murtaza da korkuyor mezardan ama e bu parayı biz veremeyiz. Bunu kaçıralım. Nasıl kaçıracağız? Sen menkir ben nekir meleği olayım. Mümkün nekir var ya. E sual saralım. Cevap vermezse bizden korkar kaçar gider. Biz de parayı vermeyiz demişler. Öyle mi öyle. Kalkıp ikisi birer beyaz çarşaf giymişler. Birisi yukarıki birkaç bezer yukarıda, biri birkaç bir aşağıda. Şimdi yukarıki başlıyor. Öyle Murtaza Efendi Rabbin kimdir? Bir sual böyle. Murtaza anlamış ki melekler geldi. Dedi ki melek kardeş ülen ben değilim odur ona sorunuz demiş. <laughs> Aşağıdaki var. Sana derim bire Murtaza Rabbin kimdir? Dönmüş. Sonra dedim kardeşim ülen ben değilim odur ona sorunuz ben diriyim diyor hani. O sana sorarım ben sana sorarım derken Murtaza kızmış. Ben derim ülen ben değilim hala dersin bana Rabbin kimdir ona çakmış bir tane topukta vurmuş. Kıyamet kopmuş köylüler toplanmışlar ne oldu? Demiş ki Murtaza Efendi mümkün dikir gelmiş var sormuş. Ben demişim ülmedim ülene sor hala bana sorar çaktım mermiyi demiş. Mülkün ürmüş, dikili kaçmış, sual kalkmışım diyor. Şimdi <gülüyor> ahirette <gülüyor> birini öldürdü ya, bir de kaç daha gelemez diyor. Şimdi Arnavut ha ha ha, Şimdi, uyku dağıttı <laughs> Arnavut. Arnavutlara böyle bir müjde var dedi. Daha uyur mu Arnavut? Onda tekrar başlar vaaza. Böyleler anlatırlar vaazlarda eskiden. İşte ben de geçen gün hutbede Zafer Ozan'ın şeyini anlattım. <laughs> Biraz şey oldu ama an, aynı anlatmasam e, laf yeni bulmaz değil mi Hedefine ulaşmaz. İşte mantık kurallarını anlatıyorlar dedim. Herkes kendine göre mantığım şudur budur. Birisi gelmiş hocam bu mantık bana uygun değil. Benim mantığıma göre bu değil demiş. Değil. Diyecek ulan ne, seninki ne mantığı değilmiş bir Bu la mantık her şey mantık kurallarına uygun mu demişler. Yani. Mantık bir elimdir. Senin gördüğün şey nedir lan? Başın ağrıyor, kıçından iğne yaptırıyorsun. Demiş, hani öpüdesin. <laughs> herkes camide ben dedim ki böyle demiş ne yapayım? O de, <laughs> öyle dedi ben aynı demesem laf yerini bulmaz dedim. Başı ağrıyanı kışınlar iğne vurduruyorlar. Kafandan vurdursana. Değil mi? O zaman işte mantığı geçerli değil senin demiş. <laughs> Her mantıkta koy demedi mi? Dikkat alınacak iş değil. Eskiler böyleydi yani. Eskiler böyle. Bir çoğu birbirlerine itibatlı zaten bugünkü gibi kendi bünyesine kapına kapı çekilmiş. Efendim sadece kendi ihvanıyla değil, diğer ihvanla da. Şimdi bir defa şu var. Eğer bu benim şeyim, bu benim ikvanım diye ayırma yaptığınız zaman bütünleşme kalkar ortada. Biz irşat noktasındayız. Bize düşen nedir? Eğitmektir. İrfan sahibi yapmaktır. Akıl ve izanını Allah yoluna kullandırmaktır. Değil mi benim? Davamız bu. Olmalı. Bunun dışında ben sadece kendime bir topluluk meydana getireceğim, bir cemaat teşekkür edeceğim dersen yanlış olur. Öyle, böyle bir din olmaz, öyle bir tasavvuf, öyle bir ilim olmaz. Herkese sahip çıkacaksın. Hani Dumlu Mehmet Dumlu Efendi'ye demişler ki, <laughs> o da enteresan bir adam, tanır mısınız? İslam. Kütahya bir, tanın değil mi? İslam. İslam. Ee, bu Zara Mara'nın bir şey şeymiş, bir, bir şey Yahu demişler hocam ya sen herkesin ihvanı işte sakallı, bıyıklı, cıbbalı falan filan. Sen böyle affedersin başı açık. Affedersin bıyıksız, sakalsız. Bir sürü insan toplamışsın değil mi? Oğlum ne yapayım herkes alıp gitmiş kalanlar bu da bunlar düştü demiş. Yani ben de kalanları topladım diye bunlar kaldı. Şimdi mesele kıyafette değil insan üzerindeki tesir ve insanı yetiştirmektir. İnsana sayı. Hazreti insandır çünkü. Onu yetiştireceksin. Ama bizim dönemimizde böyle e, camilerdeki şeylerde bugün daha farklı. Bugün e, şu fark var. O gün çok böyle e, kaliteli insan pek ilmen yetişmiyordu. Çünkü yüksek istemen sonradan kuruldu. İmam Hatip da işte 54'lerde falan kendine e, yön buldu. Efendim ilahiyat yani bu arkadaşlar e, ilahiyatçılar bu işin gelişmesini sağlamak için bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu bir defa e, şey adede bağlı biliyorsun değil mi efendim? Efendim birkaç kişi toplanacak bu meydana gelmiş oluyor. Böyle gruplar meydana var elhamdülillah. Ramazan 3 aylar başlangıcına başlar. İstanbul'da. Ey ı e, mübarek edildiğimiz kandil günleri camiler dolar taşar cami önlerinde şerbet satan, kandil simidi satan, işte yağ kandili deyip çocuklar para toplayan, evlere giren, kandilleşmeyi sağlayan. Yani bir bayram havası içinde üç aylar başlardı. Ramazan başladığı zaman çok enteresandır. Mahalleler, mahalle içinde kamyonu olan kişiye giderler. Biz bu akşam teraviye işte şişliğe gideceğiz. Bu akşam Fatih'e gideceğiz. Bu akşam Süleymaniye'ye gideceğiz. O da hemen kamyon hazırlar. Mahallede teraviye gitmek isteyen kim varsa kamyona doldurur, götürür, getirir. Kurusuz. O Ramazan neşesini hiç unutmam. Harikulade olur. Giderken ilahiler okunur, şarkılar okunur. Teraviye hep beraber kılınır. O zaman e, imamlar çok farklıydı şimdi. Onlar yok. Beş teravih selamlamanın beş makamı var ayrı ayrı. Şimdi cemaat o kadar kendini geliştirmiş, yetiştirmiş ki makama göre hangi rakette olduğunu geç kalan anlardı. Düşünüyor musunuz? Mesela Acem en son selamda okunur. Acem Eşer'in okuyorsa ha demek de son selamlama. Hemen ona uyar gider. Efendim bunun başta işte Rasta daha birinci selamlamada. Sabahsa ikinci selamlamada. Hüseyin ise üçüncü selamlamada. Eviç ise dördüncü selamlamada. Acem Şenaz beşinci selamlamada. Tamam mı? Böyle bitiyor. Bunların gerçekten çok tatlı bir şey yani bu. Müezzinler arkada böyle ilahiler söyler. İmam da o inanın retmine uyar. Cemaat böyle dengeli, ahenkli gibi teravih kılar. Yok daha çok Selahattin camilerde de. Evet. Ama şimdi küçük camilerde de yapılabiliyor ama zaten büyüklerde de kalktı. Teravihler gerçekten ne şeydi. Sonra Ramazan'da şey vardı. Emirgen hastalığı vardı İstanbullarda. Emirgen çayı meşhurdu. Çay içmeye gidilir. Dondurması meşhurdu. Dondurmayı, dondurma çanaklarını hep cebe koyup yani, yani o bir şey diyeceğim gibi, bir marifetmiş gibi. Ee, onu işte cebine çok kim o uyanık sayılırdı. <laughs> Böyle şeyler yapılırdı işte. Onu bir sekizinci adı haram düşünce dedi bir oyun gibi kabul ederlerdi. Ee, Amerikan dolup taşardı. Yaz Ramazanlarında Ramazanları evet. Bilhassa yaz Ramazanları'nda. Allah. Es, daha eskiden mesela, ee, Osmanlı döneminde, biz ona yetişmedik tabi, her on rekattan sonra bir selam verilir, durulur. Çay kahve içilir, yorgunluk giderilir, son on rekete başlanır. Bu daha fevkalade olurdu. Ama biz o dönemleri pek görmedik. Ama ben yaptım, biz yaptıkmış. <laughs> Bizim bir müftü efendi vardı, Allah rahmet eylesin, Tevfik Hoca. Boyoz mu işte bu entel bir arkadaştı böyle sosyal yönü çok geniş bir arkadaş. Ee, i̇şte Sarıyer Kaymakamı, Çiçli Kaymakamı, Boyoz Kaymakamı, Eyüp Kaymakamı, efendim Üsküdar Kaymakamı, bunlar Fatih Kaymakamı, Eminönü Kaymakamı, o zaman Eminönü ayrı. Şey, kıza. Onları toplam bir gün. Dedi ki Cumhur namazı kıldırdı, teravih. Ne oldu? Sen kıldıracaksın. Ahmet Ozan da mezun olacak işte o da şey. Bir ayarlamış sağ olsun. Ahmet, Ahmet Bey de geldi. Mekan neresi? Mekanda Halıcıoğlu Kur'an kursunda bir salon. İşte. Teraviye başladık. Benim semaver ilahim var meşhur biliyorsunuz. Bunu okuduk, çay içtik filan derken Ahmet Özan teravih bitti tabii ben onunla ilahi okuyor ben de o ilahiye göre teravih kılıyorum. Ben de daha tekeye gideyim bir teravih daha kılacağım dedi. Yani orada da geç kılarlardı biliyorsun. Ondan sonra. O gitti. Dediler ki ya bu bir hata olarak anlatıyorum. Sultan e gidelim. Emrullah Hoca'dan bir çay içelim dediler. Emrullah Hoca da o zaman genç. Daha işte dinamik bir hoca. Allah razı, razı olsun. Çok güzel bir, iyi bir arkadaşımızdır. Neyse kalktık gittik. Bütün kaymakamlar var. Şimdi ben çok tabiri amiyane bir tabirle çay içiyoruz. Çayın hakkı üçtür. İçmeyen puştur demişim o da Ramazan şeyse ge ya. Şimdi Emre'nin kaymakamı çay içmezmiş. Bir tek içermiş. İkinciyi içti. Bir daha deyince şoför hoca kaymakam bey ne hayrola. Ne hayır dedi. Ya siz çay içmezdik ki bizden bak ya. Ulan kasım bacalı içmeyen puş dedi. Puş mu oluyor? Üçüncü. <gülüyor> Üçüncü <laughs> vakada da böyle içmişti. <laughs> bak o kadar ona göre samimi insanlardı yani. Saygılı insanlardı. Bu lafı bile böyle espriyal olarak kabul ettiler. Efendim bir çaydan üçe çıktı. <laughs> Allah selamet versin. Mustafa efendi dedi. Hoş bir arkadaş. Allah rahmet ver. Allah selamet versin. Güzel insanlar geldi geçti. Mesela Beyoğlu kaymakamı benim e, kızımın bu, bunun galiba nikahında şahitti. Bağırlıklı insanlar Ramazan'daki Böyle, bugünkü biri, biraz yokluk insanları toplarlardı onlar. Bugün daha varlıklılara şey yapıyorlar. Efendim her semtin kendine hoş, saygın bir insanı vardır. Hem Serp'te. O semtin insanı muhakkak Ramazan'da sofra açardı. Bu açtığı sofraya kimler gelmez ki? E böyle tabi hoca efendilerden davetliler gelir, okurlar. Sonra mahalle sakinleri, misafirler davete gelir, icap eder. Bunu ben bir tek İbrahim Bodur'da gördüm daha çok zaman sene. Mesela o hemen hemen her akşam iftar verdirirdi. Sonra işte şeye gitti. Fatih Camii'nde verdiriyordu. Sümbül Efendi'de verdiriyordu. Yahya Efendi'de verdiriyordu. Efendim Arap Camii'nde verdiriyordu kendi yerde. Efendim Üsküdar Kartal Baba'da verdiriyordu. Yani ondan fazla 15 e civarında sofra açardık. Evet. En son e, e, ya sen bunlar zaman zaman, boyunda. En son Kadir'den bir belki Perşembe kendi evinde verir ve mevlüt okunur ondan sonra gece sahura kadar. Herkesin diş kirasını öder. Bir de o vardı eskiden. Efendim herkes sahura kalmak isteyen kadar orada ne varsa yer. Değilse herkes evine atlar gelir. O gece öyle ihya ederdik. Ne diş yani? kirasını bazıları altın verirdi. Yani çeyrek verirdi. Bazıları şey olarak, para olarak verilir. İşte 250, 300, 150. İşte bu, bu şekilde hem yediğin dişin ağrıdı, yoruldu diye <laughs> hem de gidiş gelişinin Efendim bir şey olsun diye, harçlı olsun diye verirlerdi. Onlar işte kalktı şimdi artık. Şimdi iş paraya döndü. Gerçek paraya. Giden okuduğu zaman üç beş kuruş değil, beş altı alıp binge alıp geri uyarmışlar. O zaman sadece diş kirası kabili olurdu. Mesela şey vardı bizim. La havla adı gene aklıma gelmedi mesela. Bu da şey, Halveti Meşayihinden birinin mülidiydi o. Efendim Petrol Ofislerinin genel müdürlüğünü yapmıştı. Balıkesirli bir zat. O altın takdim edermiş. Ben ona gitmedim ama arkadaşlardan gidenlerden böyle duydum. O da ayrı bir şeydir, ekoldur. Ama sonra çocukları onun işte hayat dengesini maddi imkanları sasmış. Böyle şöyle zor gelmiş. Allah iki can vefat etti Allah rahmet eylesin. Ama İstanbul'da çığır aşan, gelene gerçekten devam ettirebilen bir arkadaş, bir adamdı. Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemini aktaran gelene sahip olan adam birisiydi. Allah rahmet Mesela bir Şeref Efendi vardı bizim Gülen Hoca Efendi Hazretleri'nin kurslarının hemen hemen yönetimin üzerine dururdu. onu mesela çok her yerde bir şey yaşar falan derlerdi. İşte Fatih'te bir Fahri Efendi, Fahri Efendi falan vardı. Bunlar e, saygın insanlardı. Ve biraz da söz sahibi insanlardı. İşte onların yaptığı toplantılar, merasimler, hareketler hep söylenirdi yani. Efendim, ben şimdi daha çok çift tekke yolunda ve bu civardaki insanlarla ünsiyet kurduğum için çok fazla gitmezdim şeye. Gidemezdim daha doğrusu. Çünkü oraya gitti mi teraviye i̇şte Burada ama burada vazife oluyordu. Manen vazife oluyordu. Madde yok ama. Manevi vazifeler oluyordu. Burada dergâhta bir teraviye kılmak bir ömür yani. Şimdi mesela cerrahilerde teraviye kıldırıyoruz, kılıyoruz. Geç, Mehmet Elgi Şevket'e bir yazmıştı. Teravih kılacaksa, cerrahi de kılacaksın diyor. E şimdi eski Ebu Ziyafet diye bir Şevket Baba vardı. Tanıdın değil mi sen onu? Şevket Baba'yı ha. 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 O mesela ondan iyi bir ünsiyetimiz vardı. Biz ta hatta çoğu şimdi görüşüyoruz yani. Hatta torunlarıyla görüşüyoruz. Allah razı olsun. Ee, saygılığımız vardı, sevgimiz vardı birbirimize bunu Mehmet Şevket diye Ebu Ziyafet diye yazmış. Ziyafet babası diye. Gerçekten öyle bir zat. Kendini bilmiyordu. Bandırmada Ali Efendi'yi tanıdım. Ali Efendi'yi tanıyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Allah şefaatine nail eylesin. Bu zat çok değişik bir e, üsluplu bir insan. Tarikat yolunda çok enteresan bir insan. Ama bu yolda ki her, her şey herkes her şey herkes olmuyor yani. Bu öyle, bu böyle, bu böyle. Bakış farkı oluyor. Şimdi onun insana bakış farkı farklı bizden. Mesela şeyde çalışan, yatı yolda çalışan kadınları bayramlarda giydirir, yedirir, içirir, harçlık verir. Onlara kim, kimlik ve kişiliklerini bir an içinde hatırlatır. Öyle göndermiş. Biz herkes yapamaz o şey. Herkes. Ne diyeceği belli olmuyor ki. Ama o bütün söylentilerin, söyleneceklerin hiçbirine kulak asmadan Allah rızasını düşünüp insan olarak onların da insanlığını hatırlatma bakımından onları giydirir, yedirir, içirir. Kendi mahallebicizdi zaten. Uzat'ın bir lafı benim onun için açtım konuyu. Ee, Şevket'in rahmetli Şevket babanın Oğuzcan işte evleniyordu. Efendim bu Yedi mi kasır var işte şeyde? Ee, üzerinde. Orada düğünde işte hepimizi kucakladı Şevket Efendi. Çok güçlü adam. Görmedin değil mi sen onu? Yani kemikçilik 150 kilo yani. ben kendimi çok zayıf hissediyorum onu görsün. Allah rahmet eylesin ama çok farklı bir insan. Dedi ki bak bu dedi kendini biliyor, bize çatlar dedi. Kendini bilmiyor dedi. Çünkü Allah dostluğu, evliyali üç kısımdır. Kısım. Biri kendini bilmez, bilmeden yaptığı işte evliyadır. Allah adına yapıyor ya. Çünkü sahabetin önüne hiç kimse geçemiyor. Hiçbir ibadet geçemiyor. Sahabet eğer fasık da olsa cennete girecek diyor. Cimri Zühd takva da olsa cehenneme girmeden gelemeyecek. Fark görüyor musunuz? Bu kendini bilmeden yapılan bu işi bir bilseydi çatlardı dedi. Üç kısımdan biri bu. Birisi ilimle uğraşırken Allah dost olur. Bir de tesbihat ile olur. Bu ikisi kendisini bilir. Ne yaptığını. Ama bu üçüncüsü kendini bilmez. Yaptığını ama güzel olduğunu, hayır olduğunu, Allah yolunda olduğunu, Allah'ın verdiğini, harcama gibi güzelliklere erdiğini bilir. Ama niçin yaptığını fark etmez. Her bilemez. İşte o bilmediği adamlardan biri de buymuş. Şevket Efendi. <laughs> Biz şeye giderdik. Taş köprüye bu Samzak Fasız Bari programı mevcutlar okunuyor falan kulakların içinde amir ateş. Bana telefon açtı. Dedi ki Gelal'cim Şevket Baba bizi çatan zeytinde bekliyor. Balık almış yani? 30-40 balık almış ben onu bırak. Öyle bir şey. bir 10 kişi çağıracak 50 balık alacak. Bunun, bunun onunla uğraşılmaz. Yani balıklar da böyle kendine göre. Bir armut söze böyle armut. Efendim. Hatta efendim <laughs> buradaki Yeniköy'deki yeni kövdeki şey vardı. İş yeri var bir demir döküm yeri. Orada Nevzat Yalçın dedi ki işte bu armudu ancak Şevket kendine göre bulur. Nereden bulur bilmem. Zeytinler böyle. Yani öyle zeytin bulamazsınız. Ona göre aldığı şey de bir kilo olmaz. en az 30 40 kilo olacak. Herkese dağıtacak falan. Çorba tasları böyle böyle. Bitmeden olmaz. Dökemezsin ya, yiyeceksin. Neyse itibariyle dedim ki ben de Edirne'de bir şehit şey var program var. Ben yani ona dönmem lazım. E, gelemem demiş. İlle Celal Al gel demiş. Şimdi ben gelmiyor bana darıldı. 35 balık aldım diyeceğim. Bana danıştın mı dedim ya. Allah'ın dini sebebi. İşte sonra barıştık tabii. <laughs> güzel insandı Allah rahmet eylesin. Çok güzel insandı. Bak öyleleri kalmıyor bak canım. Öyle bir cömert daha kolay değil. Benim bir uşaki şeyi var arkadaşım. Şimdi onu götürmüştüm küçük köy şeyine. Oradaki davranışlarına baktı baktı dedi ki ya Yara Hoca dedi ben yapamam bunu dedi. Yani bunu yaptır ben de varlık ama aynısını yapamam dedi. E aynısını yapsam bunun kıymeti kalmaz ki dedim. Değil mi? Demek ki insanlar farklıdır. Benim dedim bir e, dostum var. Beni bir yere çağırdılar bu Gebze tarafında. Benim de arabamla gideceğiz. Bir Rauf Bingöl diye bir dostumla. Bindik buradan arabaya. Karşı köprüye geçtik. Bariyerlere çarptık. Hani Kaydarbaşı, şey, Kadıköy e ayırıyor. Orada bariyer. Niye arkadan birisi sıkıştırdıydı. Çünkü Badi Kadıköy'den birini alacaktık. Ben Ankara yoluna gidecektim. Hemen yavcılar onu alacağız diye ben derken arkadan sıkıştı ben bariyerlere vurdum tabi. Bariyerlere vurdum. Telefon ettim bize gideceğimiz aileye arkadaşlara. Bunlar da Maraşlıdırlar. Güzel insanlar. Şimdi <laughs> dedim ki ben gelemiyorum kusura bakma. Böyle bir, bir durum. 10 dakika sonra geldi. Onlar da gözü oturuyorlar zaten. Şoför ne dedi ki kazayı sen yaptın oğlum. Arabayı da tam götür. Ben gel hocaya alıp götürürüm. Ya işte sen Neyse gittik. Şoför ne yaptı bilmiyorum. Ben tabii 155 aradım tabii. geldi. Baş, başı da değil mi affedersin? Hayatımın kes, kesitlerinden biri. Bir insanın insanını anlatacağım. için çıkacak. Akşam dönerken geldik bürosuna ofisine. Dedi ki bir araba seç dedi. Bir tane araba var. Hayırdır? Hayır. Sen arabası duramazsın dedi. İşin var dedi Bu araba ancak bir haftada çıkar dedi. Çıkmazsa feda olsun dedi. Bir araba seç. O Hepsi Mercedes şeydir, Ford'dur. Bir Bu bunu ne der onu, onu. Onu seçtim. Ya bu dedim ki <laughs> İşte emanet atabilen çabuk iner dedim yani başım bir şey gelirse işte, ödemesi kolay olsun diye bunu seçtik, aldık, geldik. bana bir hafta bunu kullandım. Böyle bir insan tanıdım. Cerrahi müretlerinden zengin bir kuyumcu arkadaşım var. Bunu anlatıyorum. Buraya kadar her şeyi yaparım Celal hocam arabayı veremem dedim. Benim dersim iş gelmedi adaki fark bu. Herkes yaparsa tadı olmaz. Değil mi? Onun için dünya işine Fazla kaptırmadan yaşayanlar huzur içinde oluyorlar kardeşim. Müzik